Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i dünubina Muhammed. Allahum salli ala Muhammed. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn. أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا فَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Allah Teala gecemizi mübarek eylesin. Amin. Zülhicce-i Şerife'nin haram ayların en hürmetlisi olan şu mübarek Zülhicce'ye girmiş bulunuyoruz. Dün gece biriydi. Bu gece ikinci gecesidir. Bunlar on gecelerdir. Ve leyalin aşr. Allah Teala'nın yemin ettiği on gecelerin ikinci gecesindeyiz. Allah Teala ufak şeyleri büyük tutmaz. Yemin ettiği şeylerde çok büyük manalar var. İşte dünkü gece kimine uğursuzluk getirir, kimine rahmet getirdi. Dün de biz Fatih'te sohbetimiz vardı. Belki 5000 kişiden fazla cemaat oldu. Elhamdülillah. Kimisi bu yolda, ibadette, hizmette devam ediyor. Kimisi masiyetlerde, günahlarda ısrar ediyor. Allah Teala Hazretleri bizi yolundan ayırmasın. Amin. Bu yolda olmayanlara da hidayetler nasip eylesin. Amin. İnşallah vakti fırsatı olanlar mutlaka salı gecesini kaçırmasınlar. Çünkü salı gecesi hakikaten duymadığınız çok faziletli ameller duyacaksınız. Burada şimdi onları anlatmayacağım. Başka bir konuda konuşacağım. Ancak size bu mübarek gecede, Zülhicce'nin gecelerinde, şimdi bunları tek tek anlatamıyorum ama terviye gecesi geliyor, Arefe gecesi geliyor, Kurban Bayramı gecesi geliyor, bu 8, 9, 10, bunların hepsi tek tek anlatılacak. Ancak bu mübarek gecelerin herhangi birinde buyuruluyor ki rivayetlerde men hadara fi meclise ilmin فَكَنَّمَا حَضَرَ مَجَالِسِ اَنْبِيَاءِ اللّٰهِ وَرُسُولِهِ. Her kim Zülhicce ayının ilk 10 gecesinden herhangi bir gecede bir ilim meclisinde bulunursa, şu anda siz ilim meclisindesiniz. Ayet okunan, hadis okunan meclisler ilim meclisleridir. Her kim böyle bir mecliste bulunursa sanki sevap bakımından Allah-u Teala'nın gönderdiği nebiler ve rasuller, evveli Adem Safiyullah, ahiri Muhammedun Habibullah, salavatullah ala nebine ale mecmain. Bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin. Bir rivayet sayısını ancak Allah bilecek kadar çok sayıda bütün peygamberlerin sohbetinde bulunmuş gibi sevap kazanır. Şimdi bu geceki geldiğinizin karşılığını bilin. Bu gece normal bir pazartesi gecesi değil. Yarın pazartesi. Bu gece ne oluyor? Pazartesi gecesi oluyor. Ama bu gece normal bir pazartesi gecesi değil. 10 gecelerden ikinci gece. Tirmizi hadisinde
يَعْدِلُ كُلُّ لَيْلَةِ مِنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ Bu 10 gecelerin her biri diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Kadir gecesine denktir. Şu geceye Kadir gecesi diye yemin etsen başın ağrımaz. Bu gecede yatsıyı kılan Kadir gecesinde kılmış gibidir. Bu gecede sohbet dinleyen Kadir gecesinde dinlemiş gibidir. Ve yaptığınız bütün hayırlı ameller Kadir gecesine niyettir. Çünkü bu 10 geceler hakkında hem ayet vardır hem hadisler vardır. Zülhicce'nin gecelerindeyiz. Dün birisiydi, birinci gecesiydi. Tam da bunların Noel'ine çattı. Görüyor musun Allah kaybettirmek istediği kullarını nasıl kaybettirir? Tam Kadir gecesi ayarındaki bir gecede içtiler, oynadılar, dans ettiler, sabahlara kadar tepindiler, tepiştiler, Taksim, Nişantaşı, 40 binler, 10 binler, 100 binler neler neler ettiler. Biz de elhamdülillah camide sohbet ettik. Ha şimdi Allah kimini kazandırıyor, kimini kaybettiriyor. Uyanık olalım. Hele bir de şu mevsime bak. Seneye de tam Kurban Bayramı gecesine gelecek. Seyreyliğe, gümbürtüye. Gavurun bayramıyla Müslümanın bayramı birleşecek. Kimin ne mal olduğu açığa çıkacak. Onun için muhteremler, lütfen gecelerimizi değerlendirelim. Bundan sonra kaç gecemiz var? Bu ikinci gecedir. Daha 8 gecemiz daha var. Her bir gecesi Kadir gecesine denktir. Oruçlarının her bir günü bir senelik oruca denktir. Yarının orucu tam bir sene oruç sevabı vardır. Her gün bir senedir ama önümüzdeki günler artıyor. Hele ki perşembe, cuma, cumartesi tutanlar 900 sene oruca ve ibadete denktir. Perşembe, cuma, cumartesi haram ay orucudur. Ancak arefe günü tutanlar, arefe günü haftaya, pazartesi, yarın değil, haftaya pazartesi, hacılar Arafat'a çıkıyor. Arafa gününün orucu 10.000 seneye denktir. 10.000 senelik oruca denktir. Geçen bir senenin günahını sildirir, gelecek bir senenin de günahını sildirir. Allah Allah. Hiçbir amelde böyle bir şey var mıdır? Gelecek seneyi bile temizliyor. Arafa gününün orucudur. Hadis Müslim hadisidir. Onun için ben size bu kadar bir teşvik yapıyorum. Sizlere de duyuruyorum inşallah. Ancak bir sohbet imkanınız daha var. O da salı gecesidir. Fatih'e gelirseniz mescidimizde Zülhicce'nin faziletlerini geniş geniş dinlersiniz. Daha şimdi bu kadar burada anlatabiliyorum. Namazları, ibadetleri, faziletleri anlatılacak. Bu da size peygamberlerin sohbetinde bulunmuş gibi sevap kazandıracak bir geceniz daha var. Ondan sonra cuma sabahı 14 secde yapılıyor. Hanım cemaatler gelemiyor. Sadece erkekler için konuşuyoruz. Bu 10 günlerde bir tek cuma var. Bu sene bu 10 günlerde bir tek cuma var. İnşallah saat 6'da Fatih'teki mescitte 14 secde yapılıyor. Bu secdemizin de niyetimiz İstanbul'u bekleyen zelzele afetinin bertaraf olması niyetiyle yapacağız. Onun için zır zır ağlamaktansa, yarın inim inim inlemektense, efendim işte Pakistan ortada, her yer ortada, böyle kesilecek kurban gibi beklemektense Allah'a yalvaralım diyorum. Ve yarın bugün her şeyini kaybetmek mi zor, ağlamak mı zor, inlemek mi zor, yoksa gelip 14 kere secde etmek mi zor? 14 secde kolay. Arabalarınızı, her şeylerinizi ayarlayın. İnşallah hem tek bir cumamız var, hem de Allah'ın en sevdiği amel ve ibadet bu 10 günlerde yapılandır. Bu 10 günlerden daha çok sevdiği amel bakımından hiçbir gün yok. Böyle bir 10 günler bir daha seneye kadar gelmez, bir daha seneye de kimimiz durmaz. Onun için bu 10 günlerin değerini bilelim. Cuma sabahında da inşallah saat 6, en geç 6 çeyrek geçe 14 secdelere durulacak. Gelen erkek cemaatlarımıza yer açılacak inşallah. Böylece Allah Teala'nın kapısına dayanalım, dualarımızı yapalım, belaları kaldıralım inşallah. Secde yapanlar hürmetine Allah secde yapmayanlardan da dünyada belayı kaldırır. Ama ahirette herkesin hesabını kendine bildirir. Ahiret ayrı bir şey. Ama şunu unutmayın ki, içimizde namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan, zekat verenler hürmetine vermeyenlerden, oruç tutanlar hürmetine tutmayanlardan Allah azabı kaldırır. O zaman ne olur? Tabii toptan bir toplum içinde yaşıyoruz. Günahkarlar da Allah'a yalvaranlar hürmetine rahat yaşarlar. Hiç olmazsa, efendim biz ne olalım? Paratonel vazifesi görelim. Yıldırımları çekelim, siperi sahaka gibi topraklayalım. Neticede bu milletten bela kalksın da inşallah yavaş yavaş davet ederiz. Çok insan daha hidayete gelir inşallah. Yine biz milletimize duacıyız, bedduacı değiliz.
Çünkü bedduada bir fayda yok. Allah dün gece eğlenen, sabaha kadar eğlenenlere ahirette de eğlenmeyi nasip eylese. Amin denir mi bu duaya? Denir. Aklı olan der. Aklı olmayan demez. İşte anlatıyorum size, evliya Allah'tan birisi Dicle'nin kenarında müritleriyle zikir yapacakken defli dümbelekli bir cümbüş kayıkta alem var. Dediler efendi hazretleri, biz derenin kenarına çıktık. Bu milletten kaçtık. Bunlar burada çalgılı çengili ses yapıyorlar. Zikrimizi de bozdular. Ne yapalım? Sen bunlara bir beddua et dediler. Mübarek de açtı ellerini. Dedi ya Rabbi, bunlar nasıl burada eğleniyorlarsa sen ahirette de böyle eğlenmelerini nasip eyle. Bu müritler de şaşırdılar. Amin diyelim mi demeyelim. Ulan Allah'ın dostu evliya Allah'tan zat. Amin denmez mi o duaya? Kafaları basmadı yani. O dua biter bitmez çalgı sesi durdu. Halbuki onlar dua falan duymadılar. O anda Allah kalplerine tevbe ilham etti. Kıyıya yanaştılar. Kadınlar erkekler birbirinden ayrıştılar. Gelip Şeyh Efendi'nin ellerine kapandılar. Tevbe zikir dersi aldılar. O mübarek dedi ki, bak ben şimdi beddua etseydim de kayık tersine dönseydi, bunların hepsi Dicle'nin dibini boylasaydı, kime ne fayda var? Ama biz ne dedik? Burada eğlendikleri gibi ahirette de eğlendir. Yani ne demek istedik? Ahirette eğlenmeleri için dünyada tevbeye gelmeleri lazım. Allah da duamızı kabul etti ve şu anda duamız gerçekleşti. Ve bu insanlar dünyada tevbe ettiler, ahirette de böyle eğlenecekler inşallah. Onun için biz duacıyız. Bedduacı değiliz. İnşallah bu millet sizler vasıtasıyla yeniden hidayet bulacak. Azgınlık çoğaldı. Haddini aştı. Burada hadisler okuyacağım size. Belalar yaklaştı. Felaketler üzerimize doğru yoğunlaştı ama bu cemaatler hürmetine kaldırır Allah Teala. İyiliği emrederseniz, kötülükten nehyederseniz, vaaza davet ederseniz, insanları hayra davet ederseniz Allah sizin duanızı kabul edecek inşallah. İşte cuma sabahı da 14 secde yapılacak. Bir genel afeti Allah kaldıracak inşallah. Böyle bir duadayız. Şimdi bu akşam size Rabbimin bir ayetini okudum. Meclisimiz ilim meclisi olsun. 5-10 tane de hadis-i şerif okuyacağım. Bu sayede inşallah Allah Teala melekleriyle bizi kuşatacak. Semaya kadar melekler bizi kuşatacak. Ve çıkarken günahlarımız affolup sevaplara dönmüş olacak inşallah. Müjdeler böyle. Ama biz burada havadan civadan konuşursak böyle bir müjde yok. Ama ayet hadis konuşursak İlim meclisinin böyle bir müjdesi var, çok fazileti var. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. İnanmayanlara artık cehennem. İnananlara çok söz var. İnanmayana tek söz var. Cehennem hak olsun. İnanana çok söz var. Çünkü neden? İnandın mı Allah'a, ahirete, ölmeye, dirilmeye inandım. O zaman helal var, haram var, emir var, yasak var, hudut var, sınır var. Çünkü mezar var, dirilmek var, mahşer var, sırat var, mizan var. Sarı çizmeli Mehmet Ağa değiliz ki. Onun için ey inananlar, ben sizi seviyorum Allah buyuruyor. Ben size sesleniyorum Allah buyuruyor. Ben size çağırıyorum, ben size nida ediyorum. Size tembihte bulunuyorum, sizi uyarıyorum. Uyuyan bir şey duymaz. Evi yansa haberi olmaz. Uyanmadıkça kendi de yanar. Kaçamaz. Sizi uyarıyorum. Ey inananlar diye de Müslüman olduğunuza şahitlik yapıyorum. Allah bizim imanımıza şahittir. Şimdi Allah şahit olarak yeter. Allah'ımız bu imanla ölmeyi nasip etsin. Bak bugün anlatacağım bazı hadis-i şerifler bu iman hususunda bizi uyaracak. Bazı günahların insanı imandan mahrum edeceğine delalet edecek. Şimdi biz ne dememiz lazım? Buyur ya Rab. Buyur, ne buyuruyorsan. İnnevel hamru. Şarap, içki, sarhoş edici maddeler. Velev ki eroinler, afyonlar, esrarlar, tinerler, neyse. Aklı gideren maddeler. Vel meysiru. Kumar. İşte spor toto. Çıktı birine yine cehennemden büyük paralar. Bugün çıktı şimdi, çekilmiş.
Ona çıktı 20 trilyon, öbürüne 5 trilyon. Çıkanlar tavana vuruyor kafayı. Çıkmayanlar duvara vuruyor kafayı. Ondan sonra buldular belayı, haberleri de yok. Kazanan çok kazandım zannediyor. Diyorlar ona, ne yapacaksın? Cami yaptıracağım diyor. Ya, o camide namaz olur mu? Kumardan yapılan camide namaz olur mu? Haramdan yapılan camide namaz olur mu? Ne yapacaksın? O zaman ben Nimet abla camisinde namaz olmaz dedim diye savcı soruyor bana DGM'de. Diyor ben hiç böyle bir şey bilmiyorum diyor. Sen nereden bu lafı diyorsun? E nereden dedim, Sportoto'dan çıkan camide dedim namaz olur mu? E hiç diyor ben öyle bir şey de bilmiyordum, öyle bir cami var. E dedim camileri ben biliyorum. Hangi camiler ne parasıyla yapılmış? Haram parayla yapılan camide namaz olmaz. E şimdi adam diyor cami yaptıracağım, hacca gideceğim. İnne Allah tayyibun ve akbelü le tayyib. Allah temizdir, temizi sever. Allah'ın pislerle işi yok ki. Allah ancak temizi kabul eder. Allah karışık işi kabul etmez ki. Vel ansab. Tapılmak için dikilmiş putlar. Efendim. Montofon gibi, öküz gibi önlerine dururlar. Böyle eğilirler. Budizmler, bilmem neler, ineğe taparlar, fareye taparlar, maymuna taparlar. Efendim, heykelleri böyle yaparlar, haçlar yaparlar, heykeller yaparlar, önünde gelirler, böyle dururlar inek gibi. Böyle bir şeyler yaparlar, böyle yaparlar. Vel ezlam, fal okları, zar okları, kısmet okları. Oklarla kısmet bakarlar, fal atarlar, efendim işte... Bu spor totolarda da hep o zarlar atılıyor. Öyle zarlarla şeylerle dönüyor. Cehennem değirmeni pirin üstüne biniyor. Ritsün min ameli şeytan. Bunlar pisliktir Allah buyuruyor. Şeytan işidir. Feçteni bu. Bunlardan sakının. Leallekum tüflihun. Dünya ahiret umduğunuzu bulmak istiyorsanız, korktuğunuzdan kurtulmak istiyorsanız, cehennem yüzü görmek istemiyorsanız, Allah'ınızın cemalini seyretmek istiyorsanız, bunlardan sakının Allah buyuruyor. Şimdi, ayet-i kerimede hamr geçiyor. Hamr, şarabın adıdır Arap lügatında. Fakat buradan kimse çıkarıp diyemez ki, sadece şarap haramdır, bira helaldir. Bunu demek çok büyük yanlış olur. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kullu müskirin hamrun ve kullu hamrin haramun. İlla üzümden yapılması şart değil. Neden yapılırsa yapılsın. Her sarhoş eden, akıl gideren şey hamırdır. Yani şarap adı altındaki harama dahildir. Her akıl gideren şey de haramdır. Ondan sonra neha sallallahu aleyhi ve sellem an kulli müsekkirin ve müfettirin. Vücudu gevşeten, aklı gideren, beyin fonksiyonlarını yavaşlatan, dumura uğratan bütün sarhoş edici maddeleri, velev tiner çekerek olsun, velev esrar olsun, eroin olsun, afyon olsun, efendim kimisi sigarayla bile kafayı bulan var. Her bir sigara içtim diyor, evi bulamadım diyor. Ha herkesin beynine göre, tabi sigarada da büyük tehlike var çünkü neden? Sigaraya biz haram demiyoruz, mekruh diyoruz ama şimdiki sigaralar, bu markalar, bilmem ne ben markaların adına bilmiyorum. Bir tane deve var üstünde, onu biliyorum. Kamel midir nedir? Ondan sonra ama diğer çoğu markalar, yabancı markalar ekseriyetle şaraba batırılıyor. Tütün nereye batırılıyor? Şaraba batırılıyor. Dolayısıyla içki içen adam onu anlıyor. Sigarayı çekerken de o şarabın kokusunu alıyor. Bunu ben nerede öğrendim? Hapishanede. Ben içmedim canım. Adam yanımda dedi ki, yahu dedi, içkisiz kaldık da dedi, şundan dedi yine kafayı buluyorum dedi yani, Malbora'dan. Niye dedim, bundan ben anlarım dedi, bundan tam şarap kokusu geliyor dedi böyle. Sen şimdi şarap içmediğin için bilmiyorsun ama şarapçı biliyor. Dolayısıyla bunlar da tehlikelidir. Neden? E bir şeyi şaraba batırırsan, ondan sonra onun dumanını çekersen, buna da mekruh denmez yani. Bu biraz yukarı aşar. Aşar bu. Mekruhu falan aşar bu. Dikkat edin. Hoca diyor zaten onları da içmezsek geri kalıyor. Samsun birinci, mirinci, ikinci,
Onlar da berbat, hiç içilmiyor. E sen de bırakacaksın işte. Sen de zevkini, keyfini kaçırdın mı? Aman bunu içeceğime hiç içmem diye. Hiç içme zaten. Kurtul. Mübarek adam. Ne zorun var o dumanın altında kalıyorsun. Akciğer kanseri tehlikesi. Bütün vücut kanser tehlikesi var. Ondan sonra hastalık, bela. Bu açıdan bakarsan yani kendini hasta edecek şey o bakımdan haram. İsrafa kaçarsan o bakımdan haram. Kaç bakımdan harama giriyor. Ruhul beyan sahibi diyor ki ve zillim min yahmum diyor. Cehennemde dumanlar saracak suratlarını. İza ve Ka'daki ayette işte bu diyor, dumanı tüttürenleri saracak diyor. İza ve Ka'da ruhul beyan tefsirinde var. Haram demiyorum. Haram demek büyük iştir. Haram demiyorum ama bu şaraba batırılanları, yerlileri de rakıya batırıyormuşlar diyorlar. Bunları da inceleyin. Bunları da inceleyin. Ben çünkü tekel bayisi gibi müfettiş değilim. Ama bunu incelerseniz şaraba batırıldığını duyacaksınız, göreceksiniz. O zaman da Hazreti Ali Efendimiz'in şu sözünü hatırlayın bakalım. Eğer parmağım diyor içkiye batsa, çıktığı zaman o parmak artık benden duramaz diyor. Kesilir. Keserim diyor. Şu parmağıma içkideyse keserim diyor. Sen onu dumanla çekiyorsun. O içkinin döküldüğü yerdeki ottan otlayan koyunun sütünden içmem diyor. Bir damla içkinin düştüğü yerde yapılan minarenin üstünde ezan okumam diyor. E sen nasıl o dumanı çekeceksin? Şaraba bulanmış şeyleri. Allah sizi kurtarsın bu işlerden. Bırakın zehirlenecekler zehirlensin. Müslümanlar zehirlenmesin ya. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Sağlıklı mümin hasta müminden hayırlıdır. Niye kendinizi hasta ediyorsunuz? Gavurlar hasta olsun bırak. Onlar efendim her tarafta yasak ediyorlar. Müslüman toplumlara dayanıyorlar. Bunlar hasta olsun diyor. Bu gavurların bize çok kastı var. Milleti memlek bak. Yaş oranı bir onlara bak bir bize bak. Herifler Avrupa'daki yaş oranlarına bak. 80-90. Bize bak. 50'ye düştü. Neden? Dayanıyor zehri bize. Tohumumuzu bozuyor. Ekmeğimizi bozuyor. Havamızı bozuyor. Suyumuzu bozuyor. Her şeyi kendisi tedbirini alıyor. Müslümanlar çürüsün diye. Yapmayın. Bu millet kendine yazık etmeyin. Çoluğunuz var, çocuğunuz var. Herkesi zehirlemeyin. Hele bu içki, hele bu içki. Şimdi, efendim kardeşlerim. Ben her konuda tabii bir gecede konuşamam. O zaman sabahlara kadar mevzuyu bitiremem. Ancak birkaç hadis-i şerif bu usta okuyacağım size. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men şeribel hamra fid dünya thumme lem yetub minha lem yeşrabha fil ahire. Bir defa belaya bak. Kim dünyada içki içerse sonra da tevbesiz ölürse, İmanını kurtarsa bile, cehennemde yansa çıksa, cennete girse bile, cennette ebediyen cennet şarabı içirilmeyecekti. Cennette bile bazı yasaklar var. Neden? Dünyada içki içti, tevbe etmedi, cennet şarabı nasip değil. Sen şimdi diyorsun ki, hocam efendi, cennet zaten, nerede, ne zaman cennet? Şimdi ben önümdeki şişeye bakıyorum. Sen öyle diyorsun ama, birkaç gün sonra öleceksin. Mezardan sonra da mecbur istikamet mahşere gideceksin. Bir de bakacaksın bu yaşadığın 60-70 seneyi yarım dakika bile gelmeyeceksin. Hey gidi dünya ne kadar boşmuş. Şimdi ebedi hayatta mahrum olduk diyeceksin. Muhteremler aha çoğu gitti azı kaldı. Çoğumuz bu yaşadığımız kadar yaşamayacağız. Dişimizi sıkalım hafif sabredelim ya. Bu sabırsızlık nereye götürür? İbn Abbas Hazretleri rivayet ediyor Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İctenibul hamra fe inna miftah kulli şer. İçkiden sakının, bütün şerlerin anahtarı içkidir. Ha şimdi ne var? Ben sarhoş olacak kadar içmiyorum diyor. Ne kadar içiyorsun? Zaten diyor 2 bardak kadar olursa diyor, bu diyor kafayı beyninden almıyor diyor. Bir birayla adam sarhoş olmuyor diyor. Onun için diyor bu haram olmaması lazım. Bir de müftü de buluyor kendine göre. Kafama göre müftü buldum demiş biliyor musun? O da diyor ki 2 tek atabilirsin diyor mesela. Öyle fetva veren hocalar da var. Sarhoş olma yeter diyor. Halbuki Muhammed Mustafa ne buyuruyor?
sallallahu aleyhi ve sellem ma eskere kethiruhu fe kalilu haram, çoğu sarhoş edenin damlası da haramdır. Bir küp bira iç bakalım, evinin yolunu buluyor musun? O zaman damlası da aynı şarap gibi haram. Şimdi bir de alkolsüz bira çıkartmışlar. Çıkarıyorlar da çıkarıyorlar. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem لَتَشْرَبَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ الْغَمْرَ بِسْمِ يُسَمُونَ اَيَّهُ. Benim ümmetim diyor, içki içecek ama adına şarap takmayacak diyor. Adını çok değiştirecek. Rakı diyecek, bira diyecek, cin tonik diyecek, bilmem ne nanik diyecek. Her türlü ismi takacak diyor. Efendim bu şarap değil ki diyecek diyor. Onun için haram arkadaşlar. Hepsi haram. Bütün sarhoş ediciler haram. Ama maalesef öyle kadınlar var namazda abdestli. Düşmüş sarhoşun eline. Ne olacak şimdi? Ulema buyuruyor ki içki içene kız veren kızını zinaya vermiştir. Fuhşa vermiştir. Neden? Çünkü içti mi sarhoş oldu mu elfazı küfür söylese dinden çıkar nikah gider. Karıya boş ol der sarhoş kafayla efendim talak verir aklı başında değildir. Ama İslam'da sarhoşken de dediği talak geçerlidir. Boş ol dedi mi? Sonra ayıldı. Ya ben kafam yerinde değildi karı, ben seni boşar mıyım ya? Olmaz. O sarhoşken de boş ol dedi mi ne olur? Nikah gider. Ondan sonraki ilişkiler zina olarak devam eder. Onun için sarhoşa kız veren zinaya kız vermiş olur. Hepimizin kızları var. Allah muhafaza ya Rabbi. Bu çocuklarımızın hali ne olacak? Toplum bozuldukça işte senin benim damatlarımın da sarhoş olma ihtimali çok fena artıyor. Çünkü toplum gidiyor. İçki tüketimi ne kadar arttı ya? Millet dertlendim diyor, efkarlandım diyor, efkarımı bir dağıtayım derken cehennemde tam efkara düşüyor. Ya sarhoşlukla efkar dağıtılır mı ya? Ayılana kadar kafan davul olur şişer, cepten para gider, baştan akıl gider, rezil rüsvay olasın ya. Ondan sonra köpeklere maskara olasın bile. Gitmiş herif, sızmış orada tuvalette. Efendim? Sızmış orada. Köpek de geliyor, işiyor suratına. O da zannediyor ki suluyor onu diye. Zahmet etmeyin efendim diyor köpeğe. Ya bu maskaralıktır. Aklı başında bir insanın tercih edeceği bir haller, hareketlerdir. En akıllı adama sarhoşken yaptıklarını bir kasete alıp gösterseler ben bu muydum diyor ya. Cüneyt Arkın böyle tövbe etmiş. Karım diyor almış diyor şeyi diyor. Benim sarhoşken yaptıklarımı bir gösterdi bana. Ulan ben böyle adam mıyım dedim diyor. Bıraktım diyor. Yeşil ağacı oldu şimdi. Ya. Örnek olsun tabii. Ama inşallah Allah bizi zaten muhafaza ediyor ama olur içinizde alıştırılmak istenen gençlerimiz var. Uyuşturucuya alıştırılmak isteniyor. İçkiye alıştırılmak isteniyor. Uyuşturucu aynı, içkiden beter. Bütün tehditler aynen geçer. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La yeşrabul hamra hine yeşrabu ve huve mümin. Bir Müslüman içki içerken diyor, imanlı olarak içki içmiyor. Ne demek? Ya işte ne demek? Fe idâ fe'ale zâlike khala'a ribkatel islam min unuki. İçki içen diyor, kadehi ağzına götürdüğü anda veya uyuşturucuyu veya esrar veya tiner neyse İslam'ın ipini boynundan çıkarmış oluyor diyor. فَاِنْ تَعْبَ تَعْبَ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Ama tevbe etmezse İslam'dan uzaklaşır. Ebu Hureyre hadisinde مَنْ زَنَا وَشَرِبَ الْغَمْرَ نَزْعَ اللّٰهُ مِنُ الْا۪يمَانِ كِمَا يَغْلَعُ الْاِنْسَانُ الْقَم۪يصَ مِنْ رَأْسِ. Bir adam zina ederse, Allah muhafaza etsin, veya içki içerse Allah ondan imanı nasıl soyar çıkarır diyor. Adam da olsa kadın da olsa aynı gömleği biriniz diyor kafasından çıkardığı gibi Allah iman gömleğini çıkarır diyor. E o anda ölürse ne olacak? Ayılamadan ölürse ne olacak? Hepsi virajı alamıyor doğru boğazdan aşağı. Sarhoşken gidiyorlar orada. Viyadükten aşağı. Kazaların çoğu sarhoşluk sebeptir. İçki ondan sonra da kuduruyorlar. Belediye niye içkiyi yasak etti? Allah Allah. Ne kadar şarapçı var memlekette ya. Ne oluyor size ya? Barlar açık, pavyonlar açık, diskotekler.
Yok diyor, ben belediyenin tesisinde de içeceğim. Ya çoluk var, çocuk var. Bu kadar insan var, sen orada sarhoş olacaksın, sövüp sayacaksın. El alemin karısına kızına laf atacaksın. Seni kim tahammül edecek ya? Kalktılar ayağa, yıktılar ortalığı. İçki yasak ediliyor, içki yasak ediliyor. Sanki heriflere cennetten çıkma efendim gösteriliyor. Sanki hapse atıldılar. E zaten her yerde dolu her taraf. Gidiyorsun en Müslüman muhitte bile kaç tane şarapçı bayisi var ya. Neresi yasak? Keşke yasak olsa. Ama yasak diye bir şey yok. En ufak bir şeyde biz diyorlar bunlara şimdi yol verirsek hepten yasak ederler. Onun için en iyisi ikide bir kalkalım oraya. Yürüyüş yapın şarapçılar derneği olarak. Ben ne yapayım ya? Ama bu olur mu ya? Neyi savunuyorsun ya? İmanı gömlek gibi kafandan çıkarıyorsun. Bak Muhammed İbni Münkedir radıyallahu anh. Hadis okuyorum size. Men şerbel hamra sabahan kâne kel müşrik billah hattâ yumsiye. Sabah içki içen akşama kadar müşrik gibidir. Aynı gavur gibidir. Veya uyuşturucu içen, esrar içen, eroin çeken, afyon içen, tiner çekip kafayı bulan. Aynıdır. Ve kederken şeribâ leyle hattâ usbaha. Gece içen sabaha kadar Allah'a ortak koşmuş gibidir. Ve men şeribâ hattâ yeskûr. Sarhoş olarak efendim içip içip sarhoş olanın lemmek velillahu lehu salaten erba'ine sabahen 40 gün namaz da kılsa ayılıp Allah 40 günlük namazı kesinlikle kabul etmez. Tam 40 günü bir damlanı içkinin 40 günlük namazı reddettiriyor. Kılsa bile. Ve imma'ate fi uruki ve men ma'ate fi uruki mina şeyhü ma'ate meyteten cahiliye. Bir adamın damarlarında, kanında zerre kadar alkol bulunarak öldüyse İslam gelmeden evvelki Ebu Cehillerin cahiliyet ölümüyle ölür. Sen bunu bir damlasını bile içtiğin anda ölmeyeceksin. Bu senin kanından kaç günde çıkacak, tevben ne zaman kabul olacak garantin mi var? Onun için Allah muhafaza ya Rabbi. Efendi kardeşlerim, Esma binti Yezid radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Men şeribel hamra lem yardallahu anh 40 leyle. İçki içenden Allah 40 gece razı olmaz. Allah Teala 40 gün 40 gece o kuluna gazap eder, lanet eder. Kızar. Fe imate mate kafir. Ölürse kafir olarak ölür diyor. Allah muhafaza etsin. Ama bunu ben size şimdi anlatacağım. Ölürse kafir olarak ölür dediği zaman biz ehli sünnet itikadındayız. Ehli sünnet vel cemaat itikadına göre hiçbir günah yapan kafir olur mu? Olmaz. Bu manada diyebiliriz ki bir insan sarhoş olarak da ölse buna gavur öldü diyebilir miyiz ehli sünnete göre? Diyemeyiz. Efendim zinada bile ölse, Allah muhafaza, zina halinde bile ölse biz ona kafir öldü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ehli sünnete göre değil. Peki hadiste diyor la yezni zani hine yezni mümin. Zina eden mümin olarak zina etmiyor. İçki içen mümin olarak içki içmiyor. Peki bunlara ne mana vereceksin? Ehli sünnete göre mana veriyoruz. Birincisi, eğer yaptığı zinayı ve içtiği içkiyi helal, normal, meşru, serbest görüyorsa haramı helal gördüğü için zaten ne olur? Kafir olur. Harama helal diyen kafirdir. Ama zinanın, içkinin haramlığını biliyor da ben nefse kapılmışım, vazgeçemiyorum. Haram olduğunu bilerek yaparsa kafir olur mu? Olmaz. Kafir olmaz ama doğru bir mümin olur mu? Doğru bir mümin de olamaz. Çünkü burada imanın kemali nefyediliyor. Kamil manada iman sahibi olamaz. Onun için imanı kalsa bile İmanından dolayı övülecek, methedilecek, ahirette sevap getirecek hiçbir ekstrası, faziletli ameli kalmaz. Onun için İbn Abbas Efendimizin manası, İmam-ı Buhari'ye de, İmam Buhari de bunu böyle beyan ediyor. İmanın bir nuru vardır. Suratına baktı mı o nur böyle parlar. Gördün mü adamdan secde eseri çıkar. İşte bu günahları yapanlardan Allah iman nurunu alır. Gördüğün zaman da böyle sevecen bir mümin olmaz yani. Hakikaten suratı nursuz olur yani. Bu nur başka bir şeydir. Adam sipsiyah zenci olur, parıl parıl da nuru olur. O haçta görüyor musunuz? Hacca gidenler bilirler. Öyle zenciler geliyor sipsiyah,
Suratında da bir parmak nur var böyle. Parıl parıl yanıyor. Öyle de beyazlar vardır ama öyle nursuz meymenetsizdirler. Çünkü Allah iman nurunu alır. Allah nurumuzu tamamlasın inşallah. Amin. Efendi kardeşlerim, şimdi ehli sünnete göre günah işleyenler kafir olmaz ama son nefeste ne olur? Son nefeste kimsenin garantisi yoktur. Şimdi ben 30 senelik hocayım, 40 senelik de Müslümanım, neyse efendim, namazımdayım, abdestimdeyim. Benim son nefesimde imanla öleceğime kimsenin garantisi var mı? Ben yemin edebilir miyim? Demem. Sen edebilir misin? Demesin. Belam İbni Bağra İsmi Azam'ı biliyordu. Tevrat'ı ezbere biliyordu. Dua etti mi gök yere kalkıyordu. Adam ne oldu? Allah'ı inkar edenlerin başı oldu. Musa Aleyhisselam'a küfretti. Efendim, eski ümmetlerde de, bu ümmette de, geçenlerde mesela bir müftü vardı. Resmen müftüydü. Ondan sonra ne oldu? Allah'ı inkar eden kitabı Türkiye'de ilk o yazdı. Dolayısıyla bu, yarın hocanın, müftünün, hacının, şeyhin, evliyanın bile kimsenin garantisi yoktur. Ancak peygamberlerin garantisi vardır. Peygamber olmayan kimse benim sonum iyidir diyemez. Ancak su testisi su yolunda kırılır. Temutune kema teayşun ve tub'asun kema temutun ve tuhşarun kema tub'asun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz, öldüğünüz gibi diriltileceksiniz, dirildiğiniz gibi Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Hadis-i şerifi kesindir. Müslim hadisinde yub'asul mer ala ma mate aleh. Kişi öldüğü halde kalkar, diriltilir. Onun için biz bakıyoruz ki içki içerek yaşayanlardan camide ölene pek rastlanmıyor. Ama namaz kılarak yaşayanlardan da sarhoş olarak ölene pek rastlanmıyor. Onun içindir ki yaşadığımız süreç bizim ölümümüzü belirleyecektir inşallah. Biz Allah yolunda yaşarsak öyle öleceğiz inşallah. Su testisi, akıbet su yolunda kırılacak inşallah. Bak kaç tane arkadaşımız camide öldü, secdede öldü. Abdestli öldü, Mekke'de öldü, Tekke'de öldü. Bizim sohbeti beklerken kürsünün dibinde öldü. Böyle ölümler biz biliyoruz. Oruçlu öldü. İftara yakın öldü. Ya. Ama nice insanları da sarhoşken öldüğünü biliyoruz. Değil mi efendim? Onun için yaşantımıza dikkat edelim. Herkesin sonu zaten belli değil. Ben de ne olursam olayım denemez. Bundan dolayıdır ki şimdi Müslüman görünenlerin bir kısmı ahirete imanlı olarak gitmiyor diyebiliriz. Son nefeste imanını kurtaramayanın ebedi iflah etmeyeceği ve cehennemden hiç çıkmayacağı kesindir. Allah'ı kızdırırsan son nefeste imanı çeker alır. Şeytanı musallat eder, şeytan da seni kandırır. Bana iman et, Allah'a küfret der, ölüm komasında şirk koşturur. Çoklarının imanını bir bardak suya aldım diyor şeytan. Onun için günahlardan kaçalım arkadaşlar. Bak ben size bir kısa anlatıyorum. Ruhul Beyan tefsirinde var. Kaç 600 senelik iş. Belki daha fazla. Evliyaullah'tan birisi vaaz-ı nasihat yapıyor. Cemaattan birisi de peçe kapatmış suratına öyle geliyor. Ya diyor bu adam kadın olsa erkeklerin arasında ne işi var? Erkekse herkesin suratı açık. Bunun suratında peçenin ne işi var? Şu cemaat dedi kardeşim ne var? Sohbet bittikten sonra hele yanıma gelir misin? Geldi. Efendi dedi peçe takmanın sebebi nedir? Dedi ki, efendi hazretleri, sen benim hidayetime sebep oldun, senden bir şey gizleyemem dedi, kimse görmesin dedi. Peçeyi bir açtı, şurasında 5 parmağın izi geçmiş. Öyle geçmiş ki çıkartamazsın ameliyatla falan. 5 parmak tokat demiş. Ben dedi, bu suratla nasıl gezeceğim peçe takmasam, herkes ne yaptın sen der. Peki ne yaptın dedi. Sen benim hidayetime sebep oldun, ben sana anlatmak zorundayım. Bu bir sır. Ben nebbaş idim. Nebbaş ne demek? Kefen soyucu. Eskiden nebbaşlık çok meslekti. Kaç aile bakardı yani. Şimdi tabii pek kurtarmaz kefen soymak. Şimdi canlı adamı soyuyorlar zaten. Onun için öyle bir kapkaç var ki herife dur bakayım diyor. Boynundakini alıyor gidiyor. Adam zaten kıpırdasa keserim lan diyor. Adam ne yapacak yani? Onun için eskiden ölüleri soyuyormuşlar. Zaten şimdi kurtarmaz. Ölüyü gömüyorlar. Üstüne tahta, üstüne toprak, üstüne betonarme, üstüne mermer. Girip çıkana kadar adam da içinde kalır yani. Onun için şimdi kurtarmaz bu meslek. Adam diyor ki ben kefen soyucuydum diyor. Kadının bir tanesi de öyle o zaman
biliniyor işte, meslek olmuş. Allah dostlarından, Evliyaullah'tan bir kadın var o zaman. Kefen parasını buna yollamış. Oğluyla diyor ki, bak ben yakında öleceğim. Sakın bak ben avretim. Benim kefene dokunmasın. Ha para istiyorsa ben diyor bir kefen parasını şimdiden veriyorum. Ulan hırsız doyar mı be? Hem parayı alıyor, bir kefen soysak ikinci parayı almış oluruz diyor. Allah'ın dostu kadın vefat ediyor, keramet sahibi haber veriyor önceden, gömülüyor. O da milletle beraber ölüye ağlar gibi yapıyor, mezarı tespit ediyor. Gece hava karardı mı giriyor mezarla. Zor iş ya. Gecenin karanlığında mezarlığa girdim, hortlar motlar birisi kalkar. Efendim öyle öyle kalksalardı şimdi ortalıkta cirit atıyorlardı. Canım sen merak etme. Mahşerden eve kalkmak yok yani ama adamın ödü kopuyor. Fakat bunu meslek edinmiş, rahat rahat giriyor. Şeye vuruyor on sonra. Efendim toprağı alıyor, tahta kalıyor. Tahtayı da açıyor. Dört kat kefen kadına yapılıyor. Birinci kat kefeni açıyor. İkinciyi açıyor. Çünkü son kat kefen kalıyor. Son kat kefeni açayım derken ölü asılıyor, bu asılıyor. Hemen bu diyor, bu ölmese diyor bunu buraya gömmezler. Ölü de çekemez. Ben diyor evhamlanmaya başladım. Bir korkuya kapılırsam meslek elden gider diyor. Bir daha mezarlığa da giremem diyor. Onun için korkma lan sen diye. Asıl diyor, biliyor musun? Hayal görüyorsun diyor. Hayal görüyorsun olur mu ya Evliyaullah'tan kadın? Bu asılıyor, o asılıyor. Bunun üzerine tabii onu yine bak görüyor musun? Allah basiret vermemiş. Onu da açayım derken bir tokat böyle devriliyor kabirde. Beş parmakta geçiyor buraya. Çıkıyor estağfurullah. Artık sohbetlere başlıyor. Surata da peçe takıyor. Millet bilse ulan benim anamı da mı soydun, benim karıyı da mı soydun diye bunu öldürür. Bu sefer adam sırrını kimseye anlatamıyor. Hoca Efendi Hazretleri diyor ki anlatacaksın bana diyor. Ben kimseye anlatmayacağım. Çünkü bu sır anlatılırsa adamı öldürürler yani. Tamam diyor, anlatıyor. Allah Allah. O zaman Evzai Hazretlerine çok sene evvel bu yani, asırlar önce mektup yazıyor. Diyor ki şimdiki gibi haberleşme yok. Benim cemaatimde böyle bir insan zuhur etti. Yani büyük bir keramet. Öldükten sonra yaşayanlar meselesi. Ölümünden sonra yaşayanlar hakkında kitaplar var. İbn-i Ebi Dünya Hazretleri'nin kitabı var. Kocaman kitap. Men aşe badel mevt diyor. Ölümünden sonra yaşayanlar. Allah Allah. Allah'ın öyle dostları var, şehitleri var, kulları var. Adama çakarlar yani. Öldükten sonra da çakarlar yani. Öyle kulları var. Tamam. Cüneydi Bağdadi bir Evliyaullah'tan birini cenazesini yıkıyordum diyor. Tam eline suyu vurdum, yıkıyorum. Sıkmaya başladı elimi diyor. Allah Allah. Dedim ki anladık, dirisin de bırak elimizi de vazifeyi yapalım. Öyle ya canım, yıkanmadan gömemeyiz ya. Anladık, dirisin diyor. Hey gidi bizim gibi ayakta gezen ölüler. Bir de ölüyken diriler. Allah öyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve mâ yestevil a'mâ vel basîr vele zulümâtu velen nûr وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ. Subhanallahü'l-Azim. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla nur bir olmaz. Sıcakla serin bir olmaz. Ölülerle diriler bir olmaz. Kafirlerle müminler bir olmaz. Allah dostlarıyla bizim gibi sıradan Müslümanlar da bir olmaz. Allah bizi dostlarına ilhak etsin. Amin. Ya amini de deyin ama sabah gece de kalkın dua edin. Sade aminle de olmaz. Hem amin deyin, hem de gece kalkın, dua edin, yalvarın, Allah dostlarına girin, karışın. Şimdi mektup yazıyor, diyor ki, benim cemaatta böyle bir hal zuhur etti. O zat da ona cevap yazıyor. Ya sen en önemli meseleyi sormayı unutmuşsun. Nedir diyor? Ne olacak diyor.
Hemen onu bul, sor. Kabir açmak haramdır. Biz bunu açamıyoruz. Onun için alttaki duruma vakıf olamıyoruz. Haram yapamıyoruz. Ama bu kişi senelerce bu işi yapmış. Şimdi de tevbe ettiği için, hakikaten tevbe edenin artık şahitliği kabul edilir. Bu adam artık yalan konuşacak hali yok zaten. Tokatı yemiş ki. Tam aklı başına gelmiş yani. Bu adama sor diyor. Biz diyor ölüleri kıbleye yönelik yatırıyoruz. Sonra kapatıp gidiyoruz. Bu kadar mezar açmış diyor. Ölüleri ne halde bulmuş diyor. Bak soruya bak şimdi. O zat mektup yazıyor. Bu zat da tabii o zaman mektup bile biliyorsunuz aylar sürüyor. Onu buluyor. Diyor ki falan zat sana selam söylüyor. Haber soruyor. Bu çok büyük bir ilim olacak. Kıyamete kadar insanlara anlatılacak bu kıssa. Sen bu kadar mezar açtın da diyor. Nasıl buldun diyor. Diyor ki ekserisinin yüzünü kıbleye doğru bulamadım. Sırtını dönük buldum diyor. E burası Müslüman mezarlığı. Hem de kaç yüz sene evvel. Yüzleri kıbleye dönük yatırılıyor. Melekler hemen arkalarını çeviriyor. Bu da bu cevabı yazınca o zata inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte o sırtı kıbleye ters döndürülenler ehli sünnet itikadında ölemeyenlerdir diyor. Müslüman yaşıyor gibi görünüyor, son nefeste kaybediyor işte. Allah son nefesimizde bize yardım etsin. Onun için doğru yaşatsın bizi, doğru öldürsün bizi. Muhteremler, efendim, şimdi herkes yaşadığı gibi ölecek, öldüğü gibi dirilecek. Sarhoş ölen mahşere nasıl kalkacak? Sarhoş olarak kalkacak. Allah Allah'ın huzuruna sarhoş gelecek. Peki sen nasıl bunun içerisinde korkmuyorsun ki kafam yerinde değilken ölüm gelirse kelime-i şehadette getiremezsen? Adam, normal akıllı adam bile kelime-i şehadet getiremiyor çoğu kere. Kolay mıdır son nefes? Allah tevbe kapısını açık tutuyor kardeşim. Şu anda istersen fıçıl Allah şarap içmiş olsaydın, şimdi tevbe et, Allah tevbeni kabul edecek. Tevbe açık. Ama can boğaza geldi mi tevbe kapısı kapan. Ve in hadekane hakkan alallahin yeskiyevmin zînetil kabal. Ama tevbesini bozar da yine içerse, Allah söz veriyor, karar verdi kesinlikle onu tînetül habaldan içirecektir diyor. Dedim ki ya Resulallah tînetül habali biz anlamadık. Nedir? Buyurdu sadidü ehlin nâr. Cehennemin üst tabakasında yananların leşleri, irinleri, kusmukları döneri döndürürken böyle cız 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 yağlar damladığı gibi bütün cehennemde yananların böyle cızbız olup yağları akıyor, irinleri akıyor. Allah o irinleri içki içene içirmeye söz veriyor. Hadi bakalım. İçebilirsen gel. Allah muhafaza ya. İbn Abbas rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men şerebe şaraben yezebu bi akli. Dikkat et, şarap demedi. Her kim aklını giderecek bir içecek, hangi içecek olursa olsun, aklını giderecek bir içecek içerse fekad ete baben min ebabil kebair. Büyük günahlardan birini yapmış olur. Büyük günahlar çok tehlikelidir. Bunlar 7'dir, 70'e kadar yolu var. Bunlar hakkında bir seri yapılacak inşallah. Bu büyük günahlar sakınılması gereken günah. Küçük günah hepimizde olur. Ama büyük günahlardan sakınırsak Allah küçüklerimizi temizleyeceğine söz verir. Ne bu resta'adü billah? İn tecdenibu kebâira mâ tünhevne anhu nukeffir ankum. Nukeffir ankum seyyiatikum ve nudkhilkum mudkhalen kerîmâ. Kullarım, sizi yasakladığım günahların küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini de ben diyor abdestle, namazla, beş vakit namaz, sadaka, hac, ömre, cami, cemaat, cuma siler süpürürüm, sizi günahsız cennete koyarım diyor. Büyüklerden kaçın ya. Bundan da mı kaçamıyorsunuz? Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fe lâ yeclis alâ mâidetin yudâru aleyhâ bil hamri. Dikkat! Hoca efendi ben içki içmiyorum, ağzıma da sürmedim. Peki içki içenlerin sofrasına oturuyor musun? İş icabı. İş icabı ben bayağı bir
bürokrat adamım biliyor musun? Efendim, şirketim var, misafirler var, beni de çağırırlar, ne yapayım, içiyorlar, ben de portakal suyu içiyorum. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ölüp dirileceği ahiret gününe iman eden kimse, içki bulunan masaya oturmasın. Eğer imanın varsa, Muhammed Mustafa'ya kulak ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Bu da öbür günahları anlatıyor. Yani ben içmiyorum. E içilen mecliste bulunuyor musun? İçilen mecliste bulunuyorsan ne oluyorsun? Ortak oluyorsun. Çünkü onların sayısını artıyorsun. Artırıyorsun. Kalabalığını artırıyorsun. Onlara doğru yapıyorsunuz demiş oluyorsun. Adam senden cesaret alıyor. Hacı da diyor bizden oturdu. İçmedi ama diyor o kadar da günah olsa bize de bir şey derdi diyor. Ya o hacıların hocaların yaptıkları ne kötü örnekler oluyor. Aman Allah muhafaza. Hazreti Ali'den rivayet uzun bir hadis var. Tabi ben bunu başka sohbetlerde okudum şimdi hepsini okuyamıyorum. İzâ fâlet ümmetî hamset aşara hasleten halle bi'el belâ. Benim ümmetim 15 günah yaptı mı belayı bulacaktır diyor. Kıyamet alametlerinden. Saydığı bu günahlardan. Ve şuribetil humur, içkiler bolca içildiği zaman, şu anda içki çok içiliyor mu? Su gibi tüketiliyor mu? Dün gece içilen içkinin Allah 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 dünyayı batırmaya yeter. Dün geceki yılbaşı içkileri, o şarapları patlattılar, şampanyaları patlatıyorlar. Allah'ın azabını, gazabını patlatıyorlar. Bu kadar ümmet, millet, bunların yüzünden belayı bulacak ya. İşte onun için dua edelim Allah bu belayı kaldırsın. Sade duayla kalmayalım, davet edelim. İyiliği emredelim, kötülükten ney edelim. Bu insanları kurtaralım. Sağlıklarına zarar, akıllarına zarar, ceplerine zarar, dinlerine zarar, imanlarına zarar, ahiretlerine zarar. Nereye kar? Müslüman akıllı olacak. Sahabeden birisi diyor ki, cahiliyet zamanında millet fışıyla şarap içiyordu diyor. Ben o zaman bile içmiyordum diyor. Niye diyorlar? Akıllı sahabeye bak. O zaman İslam yoktu, peygamber yoktu, bir şey yoktu. Ama diyor bir baktım diyor içenin aklı gidiyor diyor. Ben de düşündüm ki diyor ya akıl öyle bir şey ki diyor parayla alabilsem biraz fazla akıl alsam daha iyi olur. E ben bir de parayla şimdi aklımı mı gidereyim dedim diyor. Hakikaten şimdi bana mesela deseler ki birkaç yüz milyona kafanda şu kadar bir artış olacak beyninde, hafızanda. Ben birkaç yüz milyon değil birkaç milyar da veririm. Keşke kafam açılsın biraz yani. E peki sen para veriyorsun üstüne bir de kafam gitsin diye. E enayi misin? Dikkat edin, içkiler su gibi içildiği zaman, şu zaman, şu günler. فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا وَمَسْخًا. İşte o zaman benim ümmetim kasırgalar, yeller seller, yerin dibine batmalar, maymuna domuza dönmeleri beklesin diyor. Hadis Tirmizi hadisi. Ve zelzeleten ve hasfen ve meshan ve kazfen ve ayatin tetabu'u kenizamin kenizami balin kut'a silkuhu fetetabu'u. İçkiler su gibi içilmeye başladığı zaman benim ümmetim içerisinde zelzeleye hazır olsunlar diyor. Zelzele, batma, yıkılma, gökten taş yağma, öyle Allah'ın ayetleri, belaları peş peşe gelecek, ipi kopmuş tesbih taneleri gibi ardı arkası kesilmeyecek diyor. Efendiler bu bela kalksın ya. Bak milletin çektiği yeter ya. Çalıkçı bu kadar sabırsız, bu kadar günahsız insan günahkarları yüzünden azaba düşüyor ya. Kimsenin buna hakkı yok ya. O zaman onları da davet edelim inşallah. Onlara da bu sohbetleri ulaştıralım, anlatalım da. Tevbe etsinler. Bak İbn Abbas hadisi Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Müçtehit Müsned isimli kaynakta. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي لَيَب۪يتَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي عَلَى الْاَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبُحُوا قِرَدَةً وَخَنَاز۪ينَ. Muhammed'in canı sallallahu aleyhi ve sellem kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim diyor. Benim ümmetimden bir cemaat, lütfen dikkat edin, eski ümmetlerden duyuyorsunuz, Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, şu kavmi, Nuh kavmi, duyuyorsunuz, Kur'an söylüyor size bunları. Resulullah buyuruyor ki değil diyor, benim ümmetimden bir cemaat. Geceleyin diyor, sofrayı kuracaklar. Başlarında çengileri oynatacaklar. İçkileri içecekler. Bistihlalimul meharim, haramları helal sayacaklar. Vel kaynat,
çalgı çengi dansöz oynatacaklar. Onu helal sayacaklar. Ve şurbimul hamr. Şimdi dün gece oynayan dansöz bir senelik dansöz oynamıştır. Şimdi eski bir dansöze soruyor, kaşarlanmış bir dansöze. Yaşlı dansöze diyor ki, durumu nasıl görüyorsun? Durum çok iç açıcı diyor. Bizim zamanımızda diyor, babam beni öldürecekti, bekledim babam ölsün de dansöz olayım diyor. Sonradan diyor, babam öldükten sonra dansöz oldum diyor. Yılbaşıda diyor, siyah beyaz bir renksiz televizyon vardı. Saatin 12'sinde bir dansöz çıkacak mı çıkmayacak mı? Bütün millet bunu konuşurdu, gazeteler bunu yazar. Şimdi şükürler olsun, her kanalda her gece dansöz var diyor. Bir de şükürler olsun diyor. Onun kafası da o kadar çalışıyor. Muhteremler, bir de diyorlar ki şimdi analar babalar çocuklarını alıyorlar, dans yarışmasına getiriyorlar. Ne olur bizim çocuk da dansöz olsun, kazansın diye yalvarıyorlar. Kazanan uçuyor, kaybeden ağlamaya başlıyor. Şu memleket 10 sene, 20 senede bu hale nasıl geldi be? Eskiden kızını o halde gören, efendim, evlatlıktan reddederken, şimdi nasıl ana babalar türedi de elinden tutup da getiriyor dansöz yapın diye yalvarıyor. Allah bela vermez mi? Haramları helal görecekler. İçkiler içecekler. Ve eknimu riba, faizleri yiyecekler, yutacaklar. Kredi, 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 heriflerin adı kredi. Kredili mezar bulsa girecek. Ve lübsimul harir, bir de erkekler ipek giyecekler diyor. İşte o zaman benim ümmetim gece masaları kuracaklar, yiyecek, içecek, eğlenecek, keyfedecek, sabaha kalkacaklar insan kılığında değil, maymun ve domuz olarak kalkacaklar. Kıyamete yakın olacak, yakında da olabilir. Kıyamet yaklaştı. Bu manzaralarla karşılaşabiliriz. Yakın zamanda olabilir. Artık ne kaldı kıyamet? Eli kulağında. Maymun ve domuza dönecekler. Allah muhafaza ya. Ne lüzum var böyle tehlikeli haramlara girelim ya? Allah bizi insan yarattı, insanlığımızı muhafaza edelim. Yahsifullah bihimul ardı ve ceale minhumul qiradete vel hanazir. Ebu Malik Eş'ari hadisinde İbn Mace'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hem de benim ümmetimden içkileri içecekler diyor. İsmine de şarap içki demeyecekler. Başka isimler takacaklar diyor. Çalacaklar, oynayacaklar. Allah onları yerin dibine batıracak. Maymuna, domuza çevirecek. Mahşere kalkarken de insan olarak kalkmayacaklar diyor. Kardeşin diye biliyorsun. Mahşerde arasan bulamazsın. Maymun. Mahşerde domuz. Herkes insan kılığında çıkmış, o domuz olmuş. İnsan bu günaha girer mi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sakın içki içip de haram işleyenler rızık buluyorlar, geçimleri iyidir diye doğru yoldayım zannetmesinler. Allah onları imtihan etmek için diyor. Ahir zamanda yestehillûnel harire vel humûre vel furûc, ipeyi helal görecekler. İçkiyi helal görecekler. Namussuzluğu, zinayı helal sayacaklar. Zina çeşmeden su içmek gibi. Bütün yolların kenarları durmuş. İsteyen durduruyor, istediğini alıyor, gidiyor. Yurzakûne alâ zâlke ve yunsarûn hattâ elkavullâh azze ve cel. Allah da diyor rızıklarını kesmeyecek. Al ye diyecek. Al sana meyve, al sana sebze. Manavlar taşıyor, haller taşıyor. Her yer dolmuş, yiyor, içiyor, yaşıyor. Adam da sanıyor ki ben doğru yolda olmasam Allah bana bu kadar para vermez sanıyor. Halbuki Allah onu imtihan ediyor, Allah'ın huzuruna çıkınca görüşecek onunla diyor. Muhteremler, yani fakir olup da, hakir olup da, bela bulup da, hasta olup da tevbe etmeyelim. Adam diyor ki, ben zinadan tevbe ettim, daha harama uçkur çözmem. Niye? Uçkur çözemiyor ki daha. Bel gitmiş, bıkın gitmiş, her yer bitmiş. Haram yolda gençliğini, efendim, gücünü, kuvvetini tüketmiş, şimdi böyle olmuş, ben zina yap, tevbe ettim. Sen tevbe etmene lüzum yok ki, zaten o senden geçmiş. Hazretiniz mi? İnşallah. Efendim, Ayşe radıyallahu anh'a hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ne kadar hadis dinlediniz bu gece? Kadir gecesi oldu elhamdülillah. 10 gecelerdeyiz inşallah. Allah Kadir gecesinde okuyup dinleyenlere yazsın inşallah. Çıkarken de bir dua edeceğiz inşallah. Ya bu 10 gecelerde nasip oldu size. Bu iki tellide bir iş var. Sizin millette bir heves var. İstek var. Allah isteğinizi artırsın. Amin. İnşallah. Hadis-i şerif.
İnne evvele ma yukfeu kema yukfeul ina. Resulullah buyurdu ki İslam tasını ilk olarak tersine, içki işi döndürecek tersine. Neden? Dedi ya Resulallah, Allah içkiyi haram etti, millet bunu nasıl içecek? Yusemmûnâ bi gayri ismihâ ve estehillûnâ. İsmini değiştirecekler dedi, helal kabul edecekler. Hakikaten şu anda Arabistan'da bile, Suudi Arabistan'da şeriat var. Bir şey yok, bir de bakarsın, askerler orada Arafat'ta, Müzdelife'de milleti bekliyor, bira içiyor. Ulan burada bira ne işi var? Alkolsüzmüş. O zaman adının bira, bira olmasında ne manası var? Allah Allah. Ya böyle isimler değiştiriyorlar, Kabe'ye bile sokacaklar ya. Dikkat edin, İslam'ı tersine çevirecek diyor. Bu sarhoş edici maddelere dikkat edin. Ebu Musa el-Eş'ari hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Felâtetün lâ edhulûnel cenne. Üç kişi cennete giremeyecek. Allah bizi bunlardan etmesin. Mudminu hamrin ve kâti'u rahimin ve musaddikun bis-sihr. İçki içmeye devam eden, tevbe etmeden ölenler. Akrabayı, taallukatı ziyaret etmeyi, arayıp sormayı terk edenler. Bayram geliyor. Mutlaka akrabanızı arayın, sorun, telefon edin, mektup yazın, ziyarete gidin. Yalnız kadın erkek karışık görüşük oturmayın. Kadın erkek ayrı oturun, fakirlerse yardım götürün, kurbanlık et götürün. Sıla-i rahimi terk etmeyin. Akraba ilişkisini kesenler cennet yüzü göremezler. Bir de büyüyü tasdik edenler. Yani büyü yapanlar, yaptıranlar, bir de büyü tesir eder mi? Allah'ın izniyle tesir eder. Ama bir insan derse ki Allah'ın izni mizni yok, büyü illa tesir eder derse o da cennete giremez. Ama Allah izin verirse tesir eder. Çünkü Allah imtihan olsun diye kulunu günaha sokar. Öbür türlü Allah izin vermese kimse içki de içemez. Adam kaldırır, ağzına getirirken Allah boğazında bir hastalık verir. Efendim, mümkün değil, içine sokamaz. Ama Allah Teala imtihan olsun diye serbestlik verir. Onun için büyü yapanlara da Allah şeytanlar vasıtasıyla günahları artsın, cezaları artsın diye bazı imkanlar yaratır. Yaratan ancak Allah'tır. Hasta eden Allah'tır. Öldüren, dirilten Allah'tır. Ama büyüyle de insanlara zarar verebilirler. Ama bir insan derse ki Allah izin verse vermese olmaz. Ben bir büyü yaptırdığım zaman Allah izin vermese de o geçer derse Allah muhafaza kafir olur. Ve cennete giremez. Ve men mâte müdminen lil hamrise kâllâhu min nehril gûta. Kim içki içemeye devam ederek ölürse Allah ona cehennem ırmağından, gûta ırmağından içirecektir. Dediler ya Resulallah, dinle de bak, dinle de bak. Ve mâ nehrul gûtati ya Resulallah, gûta ırmağı nedir? Nehrun yecri min furûcil mûmisâti yu'zî ehlen nâri rîhü furûcihim. Aman Allah! Cehennemde bir ırmak akıyor. Irmak nereden akıyor? Zina eden kadınların tenasül uzuvlarının yangınından çıkan leşlerden. Öyle bir koku çıkıyor, bütün cehennemde yananları, zina eden erkeklerin, kadınların tenasül uzuvlarının leş gibi kokan kokusu bir de yandı mı? Öyle bir kokuyor, öyle bir çıkıyor, bütün cehennem o kokudan duramıyor. Efendiler bu koku da acayip bir şey. Bak bizi Bandırma'da hapse attıkları zaman yanımızda da tavuk fabrikası vardı. Ağustos'un sıcağında o tavukların pisliklerini, leşlerini de tam bizim benim olduğum duvarın dibine atıyorlardı. Öyle bir koku vardı ki hapise hiç lüzum yoktu. Bir insanın evi orada olsaydı ona hapisten beter yeterdi. Bu bir banvitin bilmem nenin kokusu yani. Cehennemde zina edenlerin tenasül uzuvlarının yanan kokusundan ve o kokuyla beraber irinlerden ırmak akıyor. O ırmaktan da içki içenlere içirilecektir Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yapmayalım, murdar murdar işler yapmayalım, pis pis bulaşık işler yapmayalım. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor İbn Abbas hadisinde müdminul gamri imma telekiyallâki abidi vesen. İçkiye devam eden ölürse o vaziyette Allah'a kavuştuğu zaman puta tapan gibi karşılayacak Allah onu diyor. Şaribul gamri ke'abidi ve senin. Ke'abidi lati vel uzza. Ebu Cehil lata tapıyordu. Uzza'ya tapıyordu. Menata tapıyordu. Putlara tapıyordu. İçki içen de Allah'a diyor onlara tapmış gibi çıkacak. Yani
Ebu Cehillerle bir safta yargılanmanın lüzumu yok. Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Selâdetün lâ tükbellûm salâh ve lâ tes'adûlehum hasene. Üç kimsenin ne namazı kabul, ne bir ibadeti Allah'a yükselir. Allah mekandan münezzeh ama defter yukarıda. İlliyin dosya, meleklerin dosyası. El abdül abuk hatta yarca ila mevali fe yadayet de ufiyeydi. Kaçak köle, şimdi kölelik kalmadı. Kıyamete yakın yine olacak tabi Hazreti Mehdi zamanında. Ama İslam'da bu çok büyük bir fıkıh müessesesidir. Kaçak köle gelip tevbe edip elini ağasının eline koyup ben tevbe ettim, hizmetindeyim deyinceye kadar ne kadar namaz kılsa da kabul olmaz, ibadeti kabul olmaz. Velveratü sâhıtu aleyha zevcuha. Kocasını kızdıran kadın. Yalnız kocasını kızdıran kadın derken tabi bunun meşru hududu vardır. Eğer kadına derse ki farz namazı kılma, bu kadın da kılar da adam kızarsa bu kadın günahkar olur mu? Olmaz. Ancak nafilelerde kocasından izin alması gerekir. Ama kocası toptan izin vermiş. Sünnet, nafile, teheccüd istediğin kadar kıl hanım. Adama da bu yakışır. Ama nafile oruçta ne yapacak? Kadın kocasından izin alacak. Kadın karı koca haklarıyla ilgili bir sohbet yaptım da şimdi çıkmadı. O kaset Düzce'de yapmış, geçen Yalova'da yaptım. Şimdi bak onu çıkmadığı için o konuya uzun giremeyeceğim. Ancak meşru isteği, adamın meşru isteği, karı kocalık ilişkisi gibi isteklerde kadın hayız değilse, nifas değilse, ters ilişki istemiyorsa, ters ilişki isterse kadın yine itaat etmez. Çünkü haramdır Allah muhafaza. Öyle adamlar karısını pazarlıyor. Karıya diyor ki çalış şurada diyor 2-3 saat fuhuş yap diyor, para getir. Aileye bütçeye katkın olsun. Böyle adam var. Kızını satan adam var. E şimdi bu kadın efendim o kocayı dinleyecek mi? Dinlemeyecek. E adam kızmış. Adam kızsın, o adamın ne hakkı var? Çünkü o Allah'ın hakkına giriyor. Ama meşru isteklerinde kocasının isteklerini yerine getirmeyip bir kadın kocasını kızdırırsa onun da namazı kabul olmaz. Sevabı hiçbir iyiliği Allah'a yükselmez. Meşru istek kaydını koyduk. Ve sekran hatta yashuve. Sarhoş adam da ayılıncaya kadar, aklı başına gelinceye kadar ne namazı kabul, ne ibadeti var, ne sevabı var, ne hayır. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Turahu rihul cenneti min mesirati 500 am. وَلَا يَجُدُ رِيحَهَا مَنَّانٌ لِعَمَلِي وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا عَاقٌ. Cennetin kokusu kaç senelik yoldan duyulur? 500 senelik yoldan. İnsanlar mezardan kalktığı yerden, mahşerden cennet 500 senedir. Cennetlik olanlar kabirden kalkarken cennetin kokusunu duyacak. 500 sene. Allah duyursun inşallah bize. Ama şu kişiler cennetin kokusunu bile duyamayacak, yaptığı iyiliği başa kakanlar. Sadaka verir, hayır yapar, kurban verir, bir fakire bir yer verir. Ondan sonra ben sana şöyle yaptım, ben sana böyle yaptım. Ne nankör adamsın, kıymet bilmezsin. Amelini iptal eder, sevabını batıl eder, cennetin kokusunu bile duyamaz. Yaptıklarınızı unutun, Allah bilsin. Teşekkür bile istemeyin. İkincisi, içki içmeye devam edenler cennetin kokusunu dahi duyamaz. Sarhoş edici madde kullananlar, bir de ana babasına karşı gelenler, ana baba hakkını helal ettiremeyenler, Allah cümlemizi bu kişilerden olmaktan muhafaza eylesin. Şimdi Osman radıyallahu anh'tan bir hadis rivayet ediyorum. Çok ilginç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "İctenibu ummel habaizi fe innehu kana raculun fi men kana qablakum." Pisliklerin anasından kaçın. Yani içkiden. Sizden önce geçen ümmette bir adam yeteabbedü ve yetezilün nisa. Çekilmiş, itikafa girmiş. Sırf ibadet yapıyor. Kadın yüzü görmüyor. Namahreme bakmıyor. Hiç namahrem sesi işitmiyor. Bir azgın kadın, fahişe kadın, taktı bunu kafaya, ben bunu nasıl saptıracağım? Hizmetçi kadını vardı, onu gönderdi. Dedi ki, bir mesele var, şahitlik yapılacak. Sen doğru dürüst adamsın. Şahitlik için seni çağırıyoruz. Adam da ne bilsin, Allah'ın dostu, ibadet ehli adam. Dedi ki Allah'ın emridir, şahitliğe çağrıldığın zaman gidilecek. Kalktı gitti. Eve geldiler, kapıyı kapattı, kaç tane daha içeride kapı var. O hizmetçi başladı, tek tek kapıları kapatıyor arkadan, kilitliyor anahtarları.
İki üç kapıyı kilitledi böyle. Girdiler, kadın, güzel bir kadın oturmuş. Yanında da bir çocuk var. Orada da bir tulum şarap var. Ondan sonra hadis-i şerif Muhammed Mustafa anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhakî rivayet ediyor. Nesâî rivayet ediyor. İbn Hibban, Abdurrazzak, kaynakları çok. Kadın dedi ki biz seni şahitlik için çağırmadık. Hadi bakalım şimdi. Ne olacak? Üç şeyin arasında serbest bıraktık. Ya bu çocuğu öldüreceksin. Ya benimle zina edeceksin. Ya da şu tulumu içeceksin. Hadi bakalım. Yoksa ne olur? Yoksa bir şey olmaz dedi. Herkes benim ne mal olduğumu biliyor. Herkes seni de evliya sanıyor. Şimdi dedi kapıları açarım, bas bas da bağırırım, bana tecavüze yeltendi derim. Senin evliyalığın, hocalığın sönerdi. Adam evliyalığı da düşünmüyor da rezil olmak kötü yani. Çok kötü rezil olmak. Fahişenin evinden çıkıyor. Ne bilsin? Ne insanlara imtihanlar olmuş. Baktı ki üçünden bir şey yapmadan olmayacak. Dedi ki bari dedi bir kase şarap içeyim. En hafifi bu dedi yani. Çocuğu öldürsek katillik. Zina etsek daha büyük. Bir kase şarap içsek halloluyorsa bu iş kapıları açarız çıkarız kurtulur. Bir kase içti dedi bir daha ver. Allah bu günahlar da günahı çeker ha. Bir başladın mı var ya dibini getiremezsin. Değdi değmedi çöpünü çıkarırsın ya. Başlama. Adam ağacın altında elmayı görmüş, canı da çok çekmiş. Ağaca da çıkmayı gözü kesmemiş biliyor musun? Lan demiş şu elma güzel yenir falan. Orada oturanın birisi de herife efendim ya muziplik yapacak ya doğru laf konuşacak işte neyse. Almış tam yiyecek. Isırma ısırma ne oldu? Çocuk çiş etti demin o elmanın üstüne. Ulan demeseydin ya dedi be. Fakat öyle de canı çekti ki baktı elmayı evirdi çevirdi baktı burası kuru dedi buraya değmemiş. Oradan bir ısırdı tadını alınca bırakamadı bir de değdi değmedi derken çöpü çıktı. Haram tatlı gelir. Günah bir başlatır ondan sonra arkası gelmez cehennemde sonuçlanır. Bir kase daha bir kase daha derken sarhoş olunca kadınla zina yaptı. Ondan sonra çocuğu da öldürdü. Hadi bakalım şimdi. Resulullah buyurdu ki فَجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ لَا اَجْتَمْعُ الْاِيمَانُ وَاِدْمَانُ الْخَمْرِ ف۪ي صَدْرِ رَجُلٍ اَبَدًا لَيُوشِكَنَّ حَدُوْمَا يُخْرِجَ صَاحِبَهُ İçkiden sakının Allah'a yemin ederim imanla içki ve sarhoş edici maddeler asla bir arada bulunmaz bir Müslümanın kalbinde durmaz. Eğer hem Müslüman hem de sarhoş edici madde içiyor veya tiner çekiyor veya alkol alıyor veya esrar eroin afyon kullanıyor. Çok yakında diyor ya iman o içkiyi bıraktırır ya da o içki imanı çıkarttırır diyor. Adam ikisinden biri öbürünü dışarı atar diyor. Onun için biz imanımızı yolda bulmadık. İmansız ölürsek ebedi cehennemde kaynarız. Allah muhafaza etsin. Biz imanımıza sahip çıkalım arkadaşlar. İman tehlikesi olan bir noktada ateş gibi kaçın. Çünkü imansızlık Allah muhafaza. Sonsuz bedbahtlıktır. Enes İbni Malik hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne Allah tebareke ve teala benel firdevce biyedi ve hazzarahu ala kulli müşrikin ve kulli müdminil hamri sikkirin. Allah firdevs cennetini kendi kudret elleriyle yaptı. Tuğba ağacını Allah cennete kendi kudret elleriyle dikti. Allah'ın bizim gibi eli var mı? Yok. Eli var mı derlerse var. Bizim gibi mi derlerse? Yok. Benim gibi eli var dese ne olur? Kafir olur. Ama eli yok demeyin. O el dediği sıfatıdır. O sıfattır. Sıfatları var. Allah o sıfatıyla özel bir tecelliyle Firdevs cennetini yarat. Allah bize girmeyi nasip etsin inşallah. Ne cennetler ne cennetler. Firdevs cenneti cennetin en üstün yeri, en gözde yeri, en güzide yeri. Bütün ırmakların kaynak yeri. İdâ seltumullâhu cennete feselûl firdevs. Cennet isterseniz Firdevs isteyin Resulullah buyuruyor. Allah cümlemize Firdevs'e âlâ-i nasip etsin. Ulâkemul varisûne lezîne erisûnel firdevs. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalacaklar. Firdevs cennetine babadan miras kalmış gibi konacaklar.
buyuruyor. Ama Allah şirk koşan ve içki içen sarhoşlara Firdevs cennetine girmeyi yasak etti. Şirk koşanla içki içenlere. Sarhoşlara Allah Firdevs cennetini yasak etti. Allah muhafaza buyursun. Efendi kardeşlerim, Allah tebareke ve teala bize haber veriyor. Daha birçok hadis-i şerif bu hususta beyan edilmiş. Ancak bir hadis-i şerifte yine deminkine benzer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, İsrailoğullarının hükümdarlarından birisi, sahabe-i kiram kendi aralarında Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer ve sahabe grubu Resulullah vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem oturdular. En büyük günah hangisidir diye tartıştılar. Bu hususta bir bilgileri ittifak etmeyince, görüş birliği hasıl olmayınca Abdullah İbni Amr Hazretlerine gönderdiler, o biliyor mu diye sordurdular. Ondan da gelen cevap, büyük günahlar içinde en büyüğü içki içmektir. Ben de diyor o sahabe, Salim İbni Abdillah, gittim haber verdim, sıçradılar ayağa diyor hepsi birden. Olur mu ya? Ne kadar büyük günahlar var. Allah'ım, adam anasıyla zina etmek, tövbe ya Rabbi. Babasının kafasını kesmek var, içinde şarap içmek var. Yani dolu günahlar var. Şimdi bu en büyüğü bu niye dedi? Dediler hadi kalk gidiyoruz. İlim için gittiler. Onun evine Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var. Dediler ki sen bu kararı nasıl verdin? Buyurdu ki ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. İnne meliken min muluk beni İsrail ekede racülen. İsrailoğullarının krallarından birisi bir adamı yakaladı. Fekayyarahu beynen yeşrabel gamra ve yektüle nefsen ev yezniye ve yekule lehmel hınzire ve yektülü in eba. Dedi ki serbestsin. Ya içki içeceksin, ya adam öldüreceksin, ya zina edeceksin, ya domuz eti yiyeceksin, ya da biz seni öldüreceğiz. Biz seni öldüreceğiz. Kral bu. Adam baktı ne yaptı? Fektaran yeşrabel gamr. İçki içeyim bari, en hafifi odur dedi. Ben öyle maşeri bir halim yemten ömüşeyin aradığımın bir içki içti, ondan sonra ne dedilerse yaptı. Ve Resulullah buyurdu ki o zaman ma min ahadin yeşrabu fe yakbel Allahu lehu salate 40 leyleten, bir kimse içki içip Allah 40 gün namazını kabul etmez. Ve la yemut ve fi mezaneti min ashab illa hurmet aleyhi bihel cenne, böbreğinde, idrar torbasında, mesanesinde İçkiden bir kalıntı olarak ölene cennet haram edilmiştir. Yasak. Cennete giremez. Fehim ma tevyarmayne leyle ma temmeyteten cahiliye. Eğer 40 gün içinde ölürse cahiliyet ölümüyle ölür. Şimdi kardeşim içki içen adam 40 güne kadar ölmeyeceğine kim garanti edebilir ya? 40 güne kadar dünya ölür ya. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hiye ekberul kebairi ve ummul fevahici, fuhşiyatın anasıdır, kebair günahların en büyüğüdür. Menşeri bel gamr, içki içen terake salata, namazı da bırakır ve veka ala ummi ve galeti ve ammeti, anasıyla da halasıyla da teyzesiyle de zina eder. Allah! Anasıyla bile zina edebilir, tehlikesi var. Hakikaten bak, hapiste bir adam getirdiler, sarhoş ayyaş adam. Niçin gelmiş? İçki içmekten adamı hapse atmazlar. Anası ihbar etmiş. 20 senedir zorla tecavüz ediyormuş. Hapiste geldi. Vura vura herifi davul etmişler. Kafa böyle tulumba gibiydi. Ya? Sarhoşluk Allah muhafaza etsin. İnsanı helak eder. Ha ama her içki içen böyle yapıyor diye bir yanlış mana çıkartmayın bak şimdi. Hemen lafları ters yorumlamaya kalkmayın. Ama İçki aklı giderdiği için insana her fenalığı yaptırabilir. Böyle bir riski de kimse göze almamalıdır. İbn Abbas Hazretleri buyuruyor, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, "Selâsetün lâ tekrabûmul melâike." Üç kimseye efendim melek yaklaşmaz. El cünüp, cünübe yaklaşmaz yıkanıncaya kadar. Ve sekran, sarhoşa yaklaşmaz ayılıncaya kadar. Vel mütebammühü bil haluk, bir de safranlı kokuyu çokça sürünen,
kadın kokusunu sürerek kadınlara benzemeye çalışan erkekler. Kadınlara benzemeye çalışan, yani kadın gibi makyaj yaptırıyor. Böyle erkekler türedi şimdi, şov programları yapıyorlar televizyonlarda. Reytingleri de tavana, tavan yapıyor. Bizim millet bunları seyrediyor. Ya Allah muhafaza ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevban'dan rivayet edilen hadis-i şerifte buyurdu. İyyâke ve şurbel gamri fe innallâh tebâreke ve teâlâ lem yukaddis şâribahâ. İçkiden sakın, çünkü Allah sarhoş edici madde kullananı kutsamaz. Günahlarından arındırmaz, temize çıkarmaz. İbn Abbas hadisinde menşeri ve hasbete kamrillem yakbelillahu min selas deyyamin sarfen ve la adle. Bir yudum içenin Allah ne farzını ne nafilesini kabul etmez. Hadis, hadis, hadis. Şuradaki hadise bak. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men fâreke dünya ve sekra, udhilel kabra ve sekra. Dünyadan sarhoş ayrılan mezara sarhoş olarak girecek. Ve yub'atü min kabriye sekran, mezarından sarhoş olarak dirilecek. Ve umira bilen nâri sekran, cehenneme de sarhoş olarak gönderilecek. İlâ cebelin yukâllû sekran, cehennemde de özel bir dağ var, adı Sarhoş Dağı. Cehennemdeki dağın adı Sarhoş Dağı. İçki içenler o dağa gidecekler. Fihi aynun yeciri fihel kayhu veddemu. Öyle bir dağdır ki o dağda bir göze var. O gözeden irinler ve kusmuklar ve kanlar akar. Huve ta'amuhum ve şerabuhum ma dâmeti semâat vel ard. Cehennem durdukça, yani sonsuza kadar o dağda yanacaklar, her adımda yanacaklar, yeniden canlanacaklar. Ve devamlı irinleri, leşleri ve kanları yudumlayacaklar. O içtikleri de bağırsaklarını parçalayıp dışarı atacak. Sonsuza kadar. Yani arkadaşlar, iki lokma zıkımlanmak için, yani Allah muhafaza, bu kadar nimet kaçırılır mı? Bu kadar belaya uğranır mı? Düşülür mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Abdullah bin Amr hadisinde. Men terake salate şükran merraten vahide fekenne ma kanet lehu dünya ve ma aleyha fesulibaha. Dikkat! Bir kere sarhoş olup da farz namazı terk eden zararını söylüyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar zarar var? Bütün dünya ve üzerindeki bütün varlıklar kendisine ait iken hepsinden sıyrılıp soyulup fakir ve müflis kalan kadar zararı var. Bütün dünya kendisine aitken yarın sabah hiçbir şeysi yok. Bir kere namazı terk eden. Tabi sarhoşluktan terk eden diyor ama siz bunu öbür türlü de anlayın. Uyudun, sabah namazını kaçırdın. Sanki bütün dünya senindi de kaybettin. Bak adam 50 bin dolar, 100 bin doları kaybettiği zaman, çaldırdığı zaman köprüye çıkıyor. Atlayacağım diyor ben. Bittim diyor ben. 1 trilyon, 2 trilyon borcu oluyor, iş adamı kafaya dayatıyor, sıkıyor. Bütün dünyasını kaybetmiş bir adam ne hale gelir? Bir kere namazı terk eden, hele bir de sarhoşluktan dolayıysa, Allah muhafaza. Hemen terakes salâte şükran erba'a merrat kâne hakkan alâllâh yeşkıyehu min tînetil khabâr. 4 kere namazı terk eden sarhoşluk nedeniyle Allah ona cehennem ehlinin usaresini, posasını, yanmışların efendim bütün eriyen posalarını içirmesini söz veriyor Allah-u Teala. Allah bizi cehennemden uzak etsin. Azabından, gazabından uzak etsin. Bizi cehenneme yaklaştıran günahlardan uzak etsin. Amin. Çünkü o günahlar şu anda cehennemi tutuşturuyor. Cehennem full oil'le yanmıyor. Cehennem kömürle yanmıyor, doğal gazla yanmıyor. Se'araha gadabullah ve hataya beni adem. Cehennemi insanların günahlarına karşı Allah'ın gazabı coşuyor, o gazap tutuşturuyor. O gazabın önünde kimse duramaz. Allah kızdı mı kimse söndüremez o gazap. Onun için bak dünkü gece bu kadar içtiler, neler ettiler. Bak şimdi bu saatlerde kim bilir ne günahlar işleyenler var. Allah bizi muhafaza etsin. Onlara da hidayet versin. Kardeşlerimize acıyalım, onlara haberdar edelim.
Tutuşturmayalım ateşi arkadaşlar. Yakmayalım bu ateşi. Söndürelim bu ateşi. Söndürelim. Onun için Behlül Dana Harun Reşid'in ağabeyisi deli derlerdi, veliydi. Bir gün bir yerden gelirken adamın biri karşılaştı. Selam vereyim mi acaba? Selamun aleyküm selam diyeyim mi demeyeyim mi? Deliye selam verilmez ama vereyim dedi. Halifenin kardeşidir. Selamun aleyküm selam. Nereden ne haber? Cehenneme kadar gitmiştim beni. Deyince buna selam verirsin işte böyle. Kalsın derdeşini konuş. Bir şey de diyemiyor içinden tabii diyor. Ne yapmaya gitmiştin dedi bu da. Biraz ateş lazım oldu dedi. E kardeşim dedi elin cebin boş dönüyorsun dedi. Bulamadım dedi. Ya hadi git işte dedi. Cehenneme gittin de ateş mi bulamadın? Bulamadım dedi. Ne onu niye dedi? Dediler ki herkes ateşi dünyadan getiriyor. Burada ateş yok dediler. Aaa sen bana bir vaaz ettin ki 40 hoca vaaz edemezdi. İşte ateş buradan gidiyor. İçkiyi içtin ateşi harlattın. Parlattın. Ne gereği var? Bu haramları işleyeceksin. Allah muhafaza ya Rabbel alemin. Allah bizi. Yani o kadar hadisler, sahih hadisler var ki yebitu kavmun minâdil ümme alâ tu'min ve şurbin ve lehmin ve le'imin. Benim ümmetimden bir cemaat yiyecek içecek, eğlenecek oynayacak sabaha ve kad musikû kıradeten ve henâzî. Maymun ve domuz şeklinde yerin dibine geçecekler. Cesetlerine de ulaşılamayacak. Sonra insanlar duyacak, bütün millet konuşacak. Falan memleket yerin dibine batmış, falan oğulları, falan oğulları ortadan, haritadan silinmiş diyecekler. Fele yusibennehum hasfun ve kadfun. Gökten de taş yağacak. Hatta yusbahannas ve yekulun kad husifel leyle bi beni fulan. Millet konuşmaya başlayacak. Ki dün gece falan oğulları yerin dibine geçmiş. Ve husifel leyle bi dâri fulan. Dün gece falancaların ilçesi, vilayeti, memleket yerin dibine batmış. Allah Allah. Böyle diyecekler. Ve le yursilenne aleyhim hasiben mines sema kema ursilet ala kavmi lut ala kabaile fiha ve ala dur. Gökten öyle kasırgalar yollayacak Allah. Lut kavmine yolladığı gibi taşlar yağdıracak Allah Celle Celaluhu. Ve le yursilenne aleyhim riha lakim elleti ehleket aden ala kabaile fiha ve ala dur. Benim ümmetimden kıyamete yakın öyle soylara, öyle kabilelere, öyle milletlere, öyle ırklara Allah Teala at kavmine yolladığı rüzgarı yollayacak diyor. Hakikaten görmüyor musunuz? Ne kasırgalar o Amerika'dakiler ya? O ne kasırgalar geliyor ya? 200 kilometre hızdan geliyor. Vilayeti, Non Jersey, bilmem ne Jersey, Niona, Miona hep gitti. Ne bileyim isimlerini de doğru söyleyemiyorum. Kasırgaların da adına hep Rus takmış, Rus adı takmışlar. Ruslar yolluyormuş o kasırgaları diye. Rusya deneyim yapıyormuş, teknolojik deneyimler. O da kasırga oluyormuş şeyde, atmosferde. Dönüyormuş, Amerika'ya giriyormuş, biliyor musun? Adını hep, o isimlerin hepsi Rus adı. Bu kasırgalar çıktı ya. Vilayetler suların altında kaldı ya. Kıyamete yakın ne su basmaları olacak? Avrupa hep suyun altında kalacak. Ya. Allah muhafaza. Onun için bak, at kavmine yolladığı fırtınaları yollayacak diyor. Bişürbihimul hamr, içki içtikleri için. Ve lübsimul harir, ipek giydikleri için. Ve ittikazimul kaynat, dansöz oynattıkları için. Ve eklimul riba, faiz yedikleri için. Ve katıyatimul ruham, akrabayla görüşmedikleri için. Ya, haramları bırakalım. Ke ennel harame narun. Resulullah ne buyuruyor? Haram ateştir. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacağız. Hepimiz Rabbimizle teke tek muhatap olacağız. Aramızda ne tercüman olacak, ne çevirmen, ne kimse. Allah kulunu diyor, teke tek huzuruna alacak. Çok zor olacak arkadaşlar, çok zor olacak. Kulum dediği zaman insan utancından yerin dibine geçecek ya. Bu senin Allah'ın yedirdiği içirdiği şu kadar suları, nimetleri. Veli nimetimize niye karşı gelelim ya? Bak bir insana iki iyilik yapıyorsun da, bir nankörlük görüyorsun da, hemen adamdan söz. Allah'ımızdan bu kadar iyilik gördük, Allah'a nankörlük yapılır mı ya? Ondan sonra Allah sana içki içmede efendim parasını bana mı yolla diyor. Allah sana yemek yeme oruç tut da biriktir de benim kasaya mı gönder diyor. Allah sana yasakları Celle Celaluhu zararlı olduğu için yasak ediyor. Kardeşim senin faydan olan bir şeyi Allah sana zarar efendim yasak eder mi? Şimdi çıkmış doktora gittim diyor. Böbrek taşlarıma bir ayı gelir demiş. Kaç kişiden ben bunu duydum?
Doktor demiş ona ki bira içmeye devam et. Zıkım içmeye devam et. Lan dedim bu doktorda din mi yok, iman mı yok? Resulullah buyuruyor. Ma cealallah şifakum fîmâ harram aleyküm. Allah sizin şifanızı haramlara koymamıştır. Allah bir şeye şifa olduğunu bilse ki, olsa bilir, Allah'ın bilmediği bir şey yok, onu size yasak etmez. Allah kuluna faydalı şeyi yasak etmez, zararlı şeyi emretmez. Hiç böyle bir şey olur mu? Sen Allah'a iftira ediyorsun. İçkide fayda var. Haşa ve kella. Bizi huzuruna alacak, ondan sonra cevap soracak. Allah Teala bizi muhafaza etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yelkallâhe şâribul hamri yevmel kıyameti hîne yelkâ ve sekran. Böyle sallana sallana aklı başında değil Allah'ın huzuruna çıkacak. Ne rezalet ya. Allah'ım ya Rabbim sana kavuştuğumuz gün, seninle görüştüğümüz gün, seninle konuştuğumuz gün, seninle muhatap olduğumuz gün bizi imanla huzuruna çıkar. Bizi ya zikirle huzuruna çıkar. Bize senin rahmetini, rızanı unutturma ya Rabbel alemin. Rabbim ona soracak. Veyleke ma şerib. Yazıklar olsun sana. Ne içtin sen? Soracak. Bizzat Allah soracak. Fekul hamr. İçki içtim diyecek. Allah'a diyor. Kale evelem uharrimha aleyk. Ben sana peygamber göndermedim mi? Ben sana kitap indirmedim mi? Ben sana hocalar göndermedim mi? Ben sana bunu haram etmedim mi? Ben senin Allah'ın değil miyim? Sen kimsin? Nesin de böyle yapıyorsun? Tiril tiril titriyecek. Fekul bela ya Rabbi. Haram ettin ama. Ben sana isyan ettim. Feyumeru bihi ilennar. Allah Teala da Celle şanuhu Celle celaluhu götürün bunu cehenneme diyecek. Ve o kişi ateşe gözü bakarak canlı canlı itilecek. Ateşe dayanılmaz. Canlı canlı yanmaktan korkan. İşte görüyorsun. Kibride dayanamıyorsun. Sigara izmaritine dayanamıyorsun. Üzerinde iki sigara söndürseler yandım diye bağırırsın ya. Her yerin ateş olur, için dışın ateş olur, yüzünü ateş kaplar ya. Bu yüzler yanmasın, bu deriler yanmasın, mübarek adam. Niye yakıyorsun kendini? Allah Teala cümlemizi haramlardan soğutsun inşallah. Ne kadar günah sevgisi varsa kalbimize soğukluk versin Allah Teala. İbadet sevgilerini içimize işletsin inşallah. Hadis-i şerifler çok ama vakitler o kadar çok değil. Ancak efendi kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı bir hadis-i şerifinde inne lihâde din ikbâlen ve idbâran, bu dinin ilerlemesi var, gerilemesi var. Şimdi sizce dinin ilerleme zamanında mıyız, gerileme zamanında mıyız? Gerileme zamanındayız. Çünkü neden? Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, uzun bir hadistir. Bu din ilerlediği zaman diyor, bütün sülaleler İslam'ın fıkıh kaidelerini bilecek, helalı haramı bilecek. Bilmezse diyor, koca bir toplumda bir veya iki tane cahil fasık kalacak. Onlara da söz hakkı düşmeyecek. Konuşsalar susturulacak, ayağa kalksalar bastırılacak. Haram var, helal var, cahil adam, sus diyecekler. Eskiden böyleydi ecdadımızın zamanında. Şimdi 100-150 senedir ne hale geldi? Din geriledi. Ne demek? Kabilenin, toplumun, ilçenin, ilin, vilayetin tümü cahil. Helal bilmez, haram bilmez. Farz bilmez, vacip bilmez. İki tane, bir tane bilen kalacak, o da konuşturulmayacak. Konuşmaya kalksa, sus gerici yobaz diyecekler, oturacaklar. İşte şimdi o zamandayız. Efendim, o zamanı anlatırken buyuruyor ki, Ela ve aleyhim halletil lanetu. İşte o zamanın halkına Allah'ın laneti çökmüştür. Hatta eşrabul gamra alaniyetten, o zaman diyor içkiyi açıkça içmeye başlayacaklar. Gizli de değil. Gizli de değil. Yolun ortasında. Açıkça dikleyecek. İşte içkinin açıkça içilmesi zamanı dinin gerilediğini gösteriyor. Ve hatta temurral mer'atü bil kavm, bir kadın diyor sokaktan geçecek, oturan adamın biri kalkacak, koyunun kuyruğunu kaldırdıkları gibi kadının eteğini kaldıracak diyor. Aynı bugünleri anlatıyor. Yollarda taciz yapanlar, kadınları sokak ortasında öpmeye kalkanlar, dün anlatıyor, dinletiyor. O kadınlar da öyle çırılçıplak, soyunmuş, boyanmış çıkıyorlar, kokularda sürüyorlar, milletin burnuna gel. Acayip bir ortalık yani. Bak adam, kadın eteğini açacak diyor. Kimse, dur ne yapıyorsun be namussuz herif diyemeyecek.
Sokağın ortasında zinaya başlayacak diyor. Şimdi parklar, bahçelerde öpüşmeler başladı da yakında zinalar da başlar. İçinden bir kişi çıkarsa ela vâri minhâ ve râ'l hâytı. Adama zina yapma, içki içme demiyor. Eğer birisi çıkıp da diyebilirse ki kardeşim ne yapıyorsun, git bari duvarın arkasında yap ne yapıyorsan diyen فَوَ مِسْلُ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ف۪يكُمْ. Şu gün sizin içinizde Ebu Bekir'le Ömer ne kadar büyükse o gün bunu diyebilen adam o derece üstün adam olacak. Anlıyor musunuz? Hakikaten öyle bir zaman ki ya ne yapıyorsun diyorsun, hemen bıçağı çıkarıyor. Deşerim lan seni diyor. Bir tarafını patlatmamı istemiyorsan diye yürü. Almış orada zina yapıyor. Ulan namussuzluk yapma desen ona. Sen ne diyorsun lan diyor. Türk kesiyor seni. Memleket böyle oldu. Güven yok. Hiçbir şey yok. Adamın işine karışamıyorsun. Zinasına karışamıyorsun. Ya bu sokak ortası da olur mu? Dikkat et, zina yapma demiyor. Duvarın arkasına çekil. Diyen diyor Ebu Bekir Sıddık gibi adamdır diyor. Çünkü o zaman çok bozulacak. Herkes neme lazımcı olacak. Bana ne içki içiyorsa, zina yapıyorsa diyecek. Efendiler ama fevve yevmeydin fiyim mislu Ebi Bekir'in ve Umar'a fikum femen emara yevmeydin bil maruf ve ne'al minkar felev ecru kemsine mimmen ra'ani ve amene bi ve ata'ani ve taba'ani. Dikkat! Ahir zamanda o günler geldiğinde şu yaşadığımız bu günleri anlatıyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın emirlerini duyuran, yasaklarından insanları engellemeye çalışanlar, korkmayanlar, çekinmeyenler, ey benim eshabım diyor, bugün beni gören, ben bana iman eden, itaat eden ve bana ittiba eden sizin gibi sahabeden 50 kadar sevap alırlar diyor. 50 sahabe sevabı. Ne olur, zaman çok bozuktur, ücret çok artmıştır. İş zordur, maaş pahalıdır. Ne olur, neme lazımcılığı bırakalım. İnsanları itmeyelim, kalkmayalım, hakaret etmeyelim. Namussuz adam falan demeyin sakın ha. İçki içiyor diye, şarapçı gel buraya vaaz edeceğim sana. Sakın böyle argo takılmayın. Sakın böyle kötü konuşmayın. İçki içene de, zina edene de, her günah yapanı. Kardeşim, sen benim Müslüman kardeşimsin, din kardeşimsin. Benim de sonumun ne olacağı belli değil. Ben çok mübarek bir adamım demiyorum, ben de günahkarım. Allah beni de affetsin, seni de affetsin. Kendini de aşağılayarak yaklaşırsan, o zaman o adam da seni dinlemeye yaklaşır. Ama adama üstten aşağı, ulan alnın secdeye gitmiyor, ne domuz adamsın falan dersen, o adam vaaz maaz dinlemez. Adama zaten baştan, ulan şarap fıçısı oldun, cehennem kütüğü olacaksın. Böyle vaaz olur mu? Böyle vaaz olursa ne olur? Adam kadını tutmuş gidiyor falan, şşt gel lan buraya, karın mı bu senin? Tövbe yarabbim, müfettiş misin ya? Ondan sonra, ne olacak bu benim sevgilim? Namussuz herif, çek lan elini. Böyle bir vaaz olmaz. İslam böyle söylemiyor. Yaklaşmanın bir usulü var. Hediyeleşin, bir kaset hediye edersin, bir şey hediye edersin, bir simit ikram edersin, bir köfte yedirirsin adama. İşte hoca sen de diyorsun ki bana kim köfte yedirecek? Ama mübarek bir kekle, bir simitle bile insanlar buyur abi der. Bir buyur abi dedikten sonra da bir duyur abi der. İki de vaaz çekersin, ayetten hadisten. Ha adam der ki Allah razı olsun, teşekkür ederim. Güzel söyledin, Allah tevbe nasip etsin. Gel şuraya sohbet dinle kardeşim. Şu adreste sohbet var, şu kanalda şu gün aç falan derken ben böyle nice insanların yola geldiğini gördüm. Bugün burada oturan bu insanların hepsi anadan doğma beş vakit abdestli değil. Dolayısıyla bizim cemaatimizde nice eski yollardan, ne kötü yollardan gelenler var. Şimdi seni de geçti, beni de geçti. Onun için halkımızdan ümidi kesmeyelim. Bu millette cevher var, işleyelim. İnşallah. Ama bu neme lazımcılık başımızı belaya sokacak. Hazreti Ali'den rivayet bu hadis-i şerif de çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men şeribel gamre ba'de en harramaha Allahu Teala ala lisani. Allah benim dilimde içkinin haramlığını size duyurduktan sonra kim içki içerse feleyse le en yuzevvece idâ hatab. Kız isterse kız vermeyin. Ve la yuşeffa idâ şefa. Benim bir işime aracı ol diye çağırırsa gitmeyin. Ve la yusaddiq idâ haddez. Konuşursa bir haber verirse tasdik etmeyin. İnanmayın, doğrulamayın. Ve la yutemen alâ emâne. Sakın bir vazifeye görevlendirmeyin, bir emanet kendisine teslim
etmeyin. Çünkü içenin aklı gider, aklı gidenin her vasfı gider. O arada ne yapar bilmez. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, فَاِنُ اُتُمِنَ اَمَانَةً فَاَكَلَا اُتَكَلَا فَلَيْسَلِ صَاحِبِ عَلَى اللّٰهِ يَجُرَ وَلَا يُخْلِفْ عَلَيْهِ. Bir adam bir içkiciye diyor, emanet bıraksa, sonra o da onu yese veya yedirse, çalsa veya çaldırsa, alsa veya aldırsa, kaldırsa, neyse, o adam da اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا لِي رَاجِعُونَ. Ya Rabbi malım gitti, emanetim zayi oldu, bana sevap ver, hayırlısını nasip et. Madem diyor o adamın içki içip içmediğini sormadı ve içki içene teslim etti, ne sevap alır çalınırsa da, ne de Allah çalınanın alınanın yerine ne kadar dua etse yerini doldurmaz diyor. Çünkü neden? İçkiciye emanet teslim etti. Bak bunlar ne kadar önemli hadisi şeriflerdir. Katade Hazretlerine rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, لَا اَزَالُ الْعَبْدُ ف۪ي فُسْحَةٍ مِنْ د۪ينِ مَا لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرِ. İçki içmedikçe diyor, insanın İslam'da geniş yeri var. Feyda şeriba, bir insan içki içerse harakallahu sitrahu, Allah onun perdesini yırtar, Allah onu rezil-i rüsvay eder diyor. Ondan evvel içki içmeyenin yaptığı günahları Allah örter, 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 sarhoş edici madde kullandı mı Allah açar, açar, açar. Ve kâne şeytan veliyyehu ve sem'ahu ve basarahu ve ricdehu yesûku ilâ kulli şer ve asrıfu an kulli gayr. Sarhoş madde kullanan, sarhoşluk verici madde kullananın en yakın dostu, gözü, kulağı, ayağı şeytan olur. O şeytan onu bütün hayırlardan geri alır, bütün kötülüklere iter diyor. Bu kadar hadis ya, bu ne acayip bir meseledir. İbn Abbas hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "Men zevve cebnete ve vahidete mineli mimmen yeşrabul gamra fe kennemâ qâdehâ ilen nâr." Kızını veya kardeşini veya yükümlüsü olduğu bir hanımı içki içenle evlendiren o kızını, o bacısını cehennem ateşine sevk etmiştir. Gözü göre göre cehenneme vermiştir diyor. Allah Allah. Bu nasıl olacak? Ben içmiyorum demekle olmaz. Evlendireceğin adam, sorumluluk taşıdığın ailen, çevrendeki insanların sorumluluğu da bizde. Onun için bu mesele çok önemlidir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu hususta bize uyanıklık nasip etsin inşallah. Bir hadis-i şerif daha okuyayım. Ebu Hureyre radıyallahu teala ahden rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, اِذَا تَنَاوَلَ الْعَبْدُ كَأْسَ الْغَمْرِ بِيَدِهِ. Bir kul diyor, içki kadehini eline aldığı zaman نَاشَدَهُ الْا۪يمَانُ بِاللّٰهِ لَا تُدْخِلُ عَلَيْهِ فَاِنِّي لَا اَسْتَقِرُ اَنَا وَهُوَ ف۪ي وِعَاءٍ وَاحِدٍ. Hemen Allah'a imanı, kalbindeki imanı, o içki kadehini gördüğü zaman diyor ki, bak senin içinde ben varım, iman var. Sakın onu benim üzerime dahil etme. Sakın o içkiyi içme. Ben senin içinde iman olarak duruyorum ama onu benim üzerime sokarsan, şunu bil ki o ve ben aynı kapta durmayacağız. O ve ben aynı karargâhta yerde bulunmayacağız. Feynebâ fe şeribehu. Eğer derse ki dikkat et, sarhoş edici madde kullanan bunu kulağına küpe yapsın. O anda iman diyor ki yapma bak, biz aynı yerde barınmayacağız. Yok derse ben içeceğim. Fe şeribehu neferal imanu minu nefraten len yaude ile yarbayasam. İman diyor öyle bir çıkış çıkar, öyle bir kaçış kaçar, 40 sabah geri dönmez diyor. Fein tâbe tâballâhu aleyh. Tevbe kapısı açık. Biz içki içene gavur oldu demiyoruz. Tevbe edebilir. Allah tevbesini kabul eder. Tevbede sebat etsin inşallah. Ve selebehu min aklihi selben la ya'udu ile ebeda. Şimdi dinle. Tevbe ederse imanı güzel hali geri döner. Tabi tevbe etmese de gavur olur demiyoruz. Bak gavur olur demiyoruz. Kafir olur demiyoruz. Haram olduğunu bilirse kafir olmaz. İmanın nuru gider. Ama tevbe ederse imanının nuru gelir. Ama diyor o içkiyi içtiği için Allah onun aklından, beyninden, zekasından, hafızasından, anlayış ve ezber gücünden öyle bir kabiliyeti alır ki tevbe de etse o zekası bir daha geri gelmez. Yani aklı eksilir, devamlı eksilir, devamlı eksilir. Ve o geri tevbeyle de gelmez. Akıl gider.
Arkadaşlar, yaşlandıkça insana akıl daha lazım yani. Günah yapa yapa delirmenin manası yok. Allah aklımızı bize emanet etti. Rabbim aklına sahip olanlardan, aklını muhafaza edenlerden eylesin. İnşallahurrahman. Şimdi, tabii bu hususta ne hadis-i şerifler biter, ne sohbetler biter, ne dersler biter. Ama ben bu kadarla iktifa edeyim. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cenneh. Ve ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udhu bike minen nar. Ve ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna nes'elüke min khayri ma se'eleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udhu bike min şerri mestaadeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'anu aleyke el belag. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Kadın erkek uzaktan yakından geldiler. Bıkmadılar, üşenmediler. Millet dün gece sabahlara kadar tepindiler. Kaç saat ayakta. Şenlikler, oyunlar, şovlar, şarkılar, türküler. Bu cemaatlarda senin rızan için burada saatlerce oturdular, dinlediler. Ya Rabbi sen şahitsin Ya Rabbi. Bu kardeşlerimizde de bizde de bir günah bırakma Ya Rabbi. Günahlarımızı sevaba döndür Ya Rabbi. Meleklerini kapıda gönder Ya Rabbi. قُومُوا مَغْفُرًا لَكُمْ قَدْ بَدَّتْ سَيِّئَاتُ مَحْسَنَاتٍ İlim meclisinden kalkanlara vaat edilen. Kalkın affoldunuz. Günahlarınızı sevaba döndürdünüz. Müjdesine bizi dahil eyle ya. Amin. Ya Rabbi içimizde derdine şifa vermedik bir hasta bırakma. Amin. Ya Rabbi kaybını buldurmadık bir kayıplı bırakma ya Rabbi. Amin. Ailesini, çoluğunu, çocuğunu hidayet etmedik, ıslah etmedik bir kimse bırakma ya Rabbi. Buradan dağılmadan ya Rabbi hepimize hayırlı rızıklar ihsan eyle. Amin. Hayırlı rızıklar takdir eyle. Ve fazl-ü kereminle ya Rabbi helalından merzuk eyle, haramlardan beri eyle. Ya Rabbi hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları nasip. İşsizlerimize hayırlı işler, eşsizlerimize hayırlı eşler nasip et. Evimizi, ocağımızı Kur'an sünnet ocağına çevir. Kafir oyunlarını, filmlerini bizden uzak eyle. Çoluk çocuklarımızın kalbini dinine, taatına çevir. Ya Rabbi ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Ya Rabbi oğullarımızı, kızlarımızı sana emanet ettik. Biz aciz kaldık, yetiştiremiyoruz. Ortalık çok bozuldu. Sen terbiye eyle Ya Rabbi. İslah eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bu cemaat içerisinde ne hayırlı muradıyla geldiyse, okunan bu kadar hadis-i şerifler hürmetine, şu mecliste hazır olan ruhaniyetiyle teşrif eden Muhammed Mustafa hürmetine, sallallahu aleyhi ve sellem hadis okunan yere Muhammed Mustafa gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem bizi onun şefaatine nail eyle. Himmet sahasına dahil eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi sen cümlemize yolunda hayır yapmak nasip eyle. Fazl-ı kereminle hayrımızı artır, ecrimizi artır. Şimdiden oruçlara karşı bize yardım eyle. Önümüzdeki günler Arefe günü dahil oruç tutmak nasip eyle. Gece teheccüd namazları kıldır, bize kolaylık ihsan eyle. Sabah namazlarına kaldır uykumuzu aç Ya Rabbi. Bizi cemaatle kılmaya muvaffak eyle. Bu 10 günlerin zikirlerini her gün okumak bize nasip eyle. Şu haram ayda, şu Mekke Medine'nin milyonlarca kaynadığı anda, şu tavaflar, sahiler, efendim bu kadar en büyük hac vazifelerinin, kurban vazifelerinin yapıldığı şu mübarek günlerde bizleri de mahrum etme Ya Rabbi. Kurbanımızın kanıyla günahlarımızı akıt Ya Rabbi. Kesemeyenlere de helal rızık ihsan eyle Ya Rabbi. Sen amin diyen dillere cehennem ateşi değdirme Ya Rabbi. Şurada oturanların tenine cehennem ateşi değdirme Ya Rabbi. Biz sana iman ettik ama yine de günahlarımız var. Bizi affeyle, mağfiret eyle. Bizi bu yolda yaşat, bu yolda öldür Ya Rabbi. Ya Rabbi son nefesimizde bizi günah içerisinde ölmekten muhafaza eyle. Ve son kelimemizi kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Allah'ım şurada bulunan bütün cemaata son nefeslerinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulühü. Şehadetini kolayca okumayı nasip eyle. Amin. Salı gecesi de sohbete muvaffak eyle. Zilhicce'nin faziletlerini dinlemek nasip eyle. Bu cuma sabahı da 14 secdelerde bizi buluştur. Ve Ya Rabbi 14 secdeler hürmetine İstanbul'u bekleyen afeti bizden kaldır Ya Rabbi. Uzaklaştır Ya Rabbi. İstanbul'umuzu ve sair İslam vatanlarını zelzelelerden, yerlerden, sellerden, yangınlardan emin eyle. Ya Rabbi gökten yerden gelecek musibetlerden halas eyle. İç savaştan dış savaştan emin eyle. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi onlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi Irak'ı da, Filistin'i de, Keşmir'i de, Doğu Türkistan'ı da, Somali ve Çeçenistan işgallerden muhafaza eyle. İşgal güçlerini çıkart Ya Rabbi. Müslümanlara hürriyetlerini ver Ya Rabbi.
Onlar bizim gibi serbest değiller. Böyle sohbet edemiyorlar. Namaza, cemaata gidemiyorlar. Kafalarına bomba yağıyor ya Rabbi. Sen bu Yahudi Hristiyan zulmünü durdur ya Rabbi. Ve Müslümanları huzura kavuştur. İslami bir huzur nasip eyle ya Rabbi. Amin diyenleri nâr cehennemden azâd et. Allahümme innâ neselüke temâmen ni'me. Devâmel âfiye. Husnel hâtime. Fatiha demeden şunu da duyurayım. Sonra duyurmadık demeyin. Bu mübarek levhada İmam-ı Rabbani Müceddid el-Fisani Ahmed-i Faruk-ı Serendi Hazretlerinin ismi şerifidir. İmam-ı Rabbani 70 evliyanın serdarıdır. Efendi Hazretlerimizle beraber bir seneye yaklaştı, Hindistan'a gittik. Ta Hindistan'ın Serend'de İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kabri şerifini ziyaret ettik. Oğlu İmam Masum, bütün veliler orada. O Moğol istilaları, ne istilalar görmüş. Mezarları deşmeye kalkmışlar, torunlarının birinin mezarını açarken çıkan yangınla hepsi püskürüp kaçmışlar. Kabirden çıkan ateşle üzerlerine püskürtmüşler. İmam-ı Rabbani'nin dönemindeyiz. 1000 sene onun dönemidir. İkinci binin başında geldi. Şu anda 1427'deyiz. 600 küsur sene kıyamete kadar Resulullah'tan sonra en büyük müceddit İmam-ı Rabbani. Yüzlük müceddidler çok geldi. Ama binlik müceddit bir tane geldi. O da İmam-ı Rabbani. Onun tasarrufundayız. Mübarek buyuruyor ki benim yoluma girenler, beni sevenler. Kıyamete kadar hepsinin ismiyle tanıttı Allah bana. Ve şefaatim erişecek onlara diyor. Ve Hazreti Mehdi de benim yolum üzere gelecek diyor. Evlatlarım vasıtasıyla da yolum kıyamete kadar devam edecek diyor. Geçen de torunu geldi. Mübarek Şeyh Efendi Hindistan'dan. Hep ziyaret ettiler. Tabii haberiniz olmamış olabilir. Bu İmam-ı Rabbani'nin ismi şerifidir. Onunla tevessül, onun hürmetine Allah'tan medet istemektir. Buyuruyor ki kim bir dara düşerse Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam-ı Rabbani dedikleri anda Allah bana tasarruf verdi. Oraya yetişirim, imdad ederim. Ve bu mübarek zatın isminin bulunduğu yerden azaplar, belalar, hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar kalkar inşallah. Ve bu mübarek ismi şerif hürmetine Allah onun himmetinde sizi saklar inşallah.